Wow TV'den merhaba. Göğerenlere hoş geldiniz. Göğerenler'de her hafta Anadolu'da yaşamış, Anadolu'nun ilim, fikir, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmuş, özellikle Osmanlı ve Selçuklu döneminde hayat sürmüş ilim adamlarını, fikir adamlarını, sufileri, müfessirleri, alimleri konuşuyoruz. Bu hafta Süleyman Çelebi hakkında konuşacağız. Süleyman Çelebi hepimizin bildiği gibi Mevlid'in müellifi, aynı zamanda Bursa'yı Bursa yapan isimlerden bir tanesi ve bütün bir Anadolu'nun, bütün bir Türk coğrafyasının, Balkan coğrafyasının, belki biraz sonra hocamdan dinleyeceğiz, farklı farklı coğrafyaların ilim ve kültür hayatına katkıda bulunan, zevkine katkıda bulunan, peygamber sevgisine katkıda bulunan bir isim. Süleyman Çelebi elbette birçok yönden konuşulabilir ama bizim konuşacağımız nokta onun hayatı, fikirleri ve elbette ki bilebildiğim kadarıyla tek eseri olan Mevlid hakkında olacak. Süleyman Çelebi Hazretlerini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah efendim, hoş Yolculuğunuz bulduk. Nasıl geçti? Şükürler hocam? Olsun, hamdolsun. Eyvallah hocam, tekrar hoş geldiniz. Süleyman Çelebi hakkında konuşmak, biraz istiyorum ki buradan başlayalım. Yani bugünden başlayalım. Yakın zamanda Süleyman Çelebi hakkında neler yapıldı? Onun hakkında yayınlananlar elbette bir ne kadar 600 yıllık bir serüvenden bahsediyoruz ama son yıllarda bir anlamda da sizin vesilenizle Süleyman Çelebi'yi yeniden tekrar konuşuyoruz. Biraz buradan başlayalım, sonra eskiye gidelim, Bursa'ya gidelim. Ne dersiniz? Son yıllarda Süleyman Çelebi'ye olan ilgi arttı mı? Neler yapıldı ve neler yapılıyor? Bununla ilgili birkaç cümleyle başlayalım hocam. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Süleyman Çelebi, baştan şunu söyleyelim, yani Türkçe din dilini kuran bir isim. Bu anlamda önemlidir. Din dilini kuran isimlerden birisi. Başkaları da var, onun öncüleri de var kuşkusuz. Ve peygamber sevgisini, Zat-ı Halinizin buyurduğu gibi, peygamber sevgisini şiire, sanata dönüştüren, kalıcı fikirlerin oluşmasını temin eden büyük bir ruh, büyük bir şahsiyet. Süleyman Çelebi ile alakalı geçtiğimiz sene UNESCO vefatının 600. yılı olması hasebiyle Süleyman Çelebi yılı olarak ilan etti. Keza Cumhurbaşkanlığımız da onu himaye ettiler ve bir kısım faaliyetler yapıldı. Daha önceki dönemlerde de işte ilk defa bu konuyla alakalı Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ının metin değerini, ilmi kaynaklarını, referanslarını ortaya koymak, etkisini ortaya koymakla ilgili ilk defa 2007 yılında bir sempozyum yapmak nasip olmuştu Bursa'da. Burada 28 numaralı fotoğrafı paylaşabilirse arkadaşlarımız. O 2009'da yapılan, bir de tam bulamıyorum yani 2007'de evet. Pendik Belediyesi'nin. Yok hayır. Osman Gazi Belediyesi ile birlikte yaptığımız 2007 yılında yapılan bir sempozyumumuz daha var. Sanıyorum 25. şey olabilir. Yani resim olabilir. Buradan görebildiğim kadarıyla. Affedersiniz. 10. resme bakabilirsek. İlk defa 2007 yılında, İlk defa 2007 yılında nedir bu Süleyman Çelebi? Ne yapmıştır da bu kadar önemlidir? Bu sadece bir edebi bir metin mi? Edebi bir metinse bunun ilmi dayanakları nelerdir diye Mustafa Kara hocamla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir projedir bu. Bunu şunun için önemsiyorum, bu bir milat olarak bunu zikretmek lazım. 2007 neden? Çünkü genellikle bizim ilahiyat camiasında özellikle Süleyman Çelebi'nin eseri hakkında popüler bir kitap, sıradan basit bir kitap, halka dönük bir eser
bunun felsefi bir derinliği yok, ilmi bir derinliği yok gibi genel basma kalıp doğrudan metni okumadan, metni anlamaya matuf bir gayret içerisine girmeden söylenen cümleler var. Bu cümleleri söyleyen, bir dönem söyleyenlerden birisi de ben Deniz'dim. Yani yıllar yıllar öncesinde. Allah Allah. Tabii yani peki yıllar hocam, öncesinde. Peki hocam, oradan buraya bir hikayesi vardır en azından. Evet. Ona bir atıf hatta, yaparsınız. Hatta yani, yani rahmetli babacığım imam eski hocalardandı. Efendim Sivas'ta mevlid okuyor diye ona itiraz da ederdim. Fakat mesleğimiz, alanımız dolayısıyla, Türk İslam Edebiyatı alanı dolayısıyla burada rahmetle anmam gereken bir isim var. Mevlid üzerinde benim düşünmeye sevk eden, Allah gani gani rahmet eylesin, merhum hocam Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan hocamızın Vesilet-ül Necat hakkında Allah rahmet eylesin. Ben makul, de rahmetimi okuyayım. Müspet bir şey söylemesi sürekli çok önemli bir eserdir. Bunu anlamak gerekir demesi zaman içerisinde bizde bir fikrin de oluşmasını sağladı. Bursa'ya 2005 yılında geldim. 2005 yılında geldiğimde de ilk faaliyet olarak o dönemde dekanımız, ona da buradan selam yollayayım, bakıyorsa, seyrediyorsa onu da almış olayım, Hüseyin Algül hocamız, Süleyman Çelebi'nin huzurunda bir anma toplantısı vardı. Burada konuşmamı istemişti, emretmişlerdi. Bendeniz'in Bursa'ya... Süleyman Çelebi'nin huzurunda derken... Türbede. Kabri, türbede. Şimdi türbeyi de yani arkadaşlarımız koyabilir. 25. fotoğraf orada konulabilir. Zaten burada da burada türbeyi da görüyoruz. Bu türbe üzerinde de belki konuşabiliriz fırsat düşerse. Orada anladım ki yani ben Bursa'ya gelmemin hikayesi, elbette Bursa bir şiir şehirdir. Büyük şairler yetişti. İskendername burada yazıldı. Ahmedi Dahi burada eserlerini verdi. Ama en önemlisi dini edebiyat açısından. Biz edebiyatın dini muhtevasını Türk İslam Edebiyatı çalışıyoruz. Vazifemiz bu. Evet. Ve bu vazife 2007 yılında böyle bir sempozyumun ortaya çıkmasını sağladı. Bu sempozyumda şunu gördük. Hadis, ilmi hadis, ilmi tefsir, ilmi siyer, siyer hocalarımız, hatta psikoloji hocamız, farklı branşlardan, ahlak felsefesi açısından metne bakan hocalarımız oldu ve hakikaten bu eserin sadece bir edebi eser, tamam edebi bir eserdir ve şaheserdir ama derinlikli, felsefi bir alt zeminin olduğunu, bir fikir verdiğini gördük. Ve bir de tabii sosyal yansıması da oldu orada. O sosyal yansımayı bir kimlik inşasına dönük bir sosyal yansımaydı. Bulgaristan Müftü Yardımcısı Vedat Bey gelmişti, Doktor Vedat. Ya Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ı sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Siz tenkit edebilirsiniz. Ama Bulgaristan Müslümanlarının, Türklerin milli kimliğini ve dini kimliğini koruyan bir metindir bu diye bize çok açık bir şekilde örneklerden yola çıkarak bir resim çizdi. Anladık ki Bulgaristan'da, ki Bulgaristan'da hatırlarsınız, siz de hatırlarsınız, çok eski değil, 85-86 yılında Tito vardı galiba. Tito var. Tito'nun yanında işte Belene kampı var. Evet. Şey değiştirmek, kimlik değiştirmek, isim değiştirmeye matuf baskılar var. Ondan önceki dönemlerde de var. Yani biz ama, şeyden, Naim Süleymanoğlu'ndan hatırlıyoruz o hocam. Filmden dolayı hatırlıyorsunuz. Evet. Evet. Yok, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye geliş macerasını hatırlıyorum. Ama güzel bir film yaptılar. Evet, evet, evet. Ve geçen hafta da bizim gene Bursa'da YTB'nin organize ettiği Mümin Gençoğlu ile ilgili bir program vardı. Yine aynısı. Mümin Gençoğlu da bu Bulgaristan'dan gelenleri himaye eden, Bulgaristan muhaciri bir siyaset adamı ve iş adamıydı. Allah rahmet eylesin. Her neyse, sözü çok fazla uzatmayayım. Ama şunu söylemişti Vedat Bey. Yani dini değerleri yaşamak suç, Türkçe konuşmak suç. Ama folklorik bir eser olduğu için, öyle düşünüldüğü için müracaat ediyoruz mahallenin karakoluna. Sabaha kadar evimizde biz mevlid okuyoruz. Türkçeyi korumamızı, Türk kimliğini ve dini kimliği korumamızı sağlayan bu eserdir dedi. Bu bizim için bir dönüşüm oluşturdu. Sonra 2009'da onu arkadaşlarımız 28. fotoğraf koyabilirler. O dönem Diyanet İşleri Başkanımız, onu da burada hayırlı anayım, Ali Bardakoğlu hocamız. Ali Bardakoğlu hocamızın himayesiyle Mevlid'in yazılışının 600. yılında. Yani bir yandan Ali Bey, Ali hocamız buna destek verdi. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanımız destek verdiler. Ve TRT'ye de bir belgesel yaptık o dönemde. İlk defa bir belgesel
bizim daha önce de bir belgesel yapılmış yani, ama bizim Sen Doğdun diye adıyla Kutlu Doğum Haftaları kutlanırdı. O Kutlu Doğum Haftası'nda TRT onu koymuş oldu. Bu 2009'da yaptığımız şeyin ismi aslında Bir Kutlu Doğum Şaheseri, Vesilet-ül Necat adıylaydı. Burada birazcık daha o 2007'deki bilginin birazcık daha genişlemesi söz konusu oldu. Gönül coğrafyamızda derin bir tesir oluşturduğuna tanık olduk. Yani Kazan'dan, işte Diyanet İşleri Başkanı da devreye girmesi asebiyle Kazan'dan, Kırım'dan ilim adamlarını da davet ettik. Yıllar önce, yani 2007 yılında, yıllar önce bir kere, yani bir sebebi var mıydı? Kazan Kırım'ından o bölgede de mevlid okunuyor. Ha, o bölgede de okunuyor. Yani o bölgede de Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat okunuyor. Tatarlar, hatta Romanya'daki Kırım Tatarları da mevlid okuyorlar. Yani biz bunun tarihine dönük de araştırmalarımız özellikle bu sene devam etti. Bu son iki senedir devam ediyor ve güzel bir kitap da Türk Dil Kurumu'nda yakında çıkacak diye, bu sene çıkacak diye umut ediyorum. Onun da müjdesini buradan vermiş oluyoruz. Türk dünyasında mevlid diye bir hocamız, İsmet Çetin hocamızın alakadar olduğu bir çalışma oluyor. Orada şunu gördük araştırmaları incelediğimizde. Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi merhumun bir talebesi orada onu büyük oranda canlandırıyor o bölgede. Dolayısıyla Kırım'dan, işte Azerbaycan'dan, Azerbaycan'ın... Hayyam kardeşimiz burada bizi dinliyor. Sünni kardeşlerimiz bizim Vesilet-ül Necat'ı okuyorlar. Ama Şii, Caferi kardeşlerimiz ise Hazreti Ali Mevlidi ve Fatıma Mevlidi okuyorlar. Doğrudan doğruya Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin okunduğu bölgelerden ilim adamları geldi. 2007 yılında Vedat Bey'in... Bu arada Hayyam Bey dediniz, kim olduğunu hatırlatalım izleyicilerimize. Buyurun, buyurun. Sizin, o bizim editörümüz, programımızın editörü. Azerbaycan'ı da çok iyi bildiği için, oralı olduğu için hocam onu hatırlattı. Evet, eyvallah. Evet. Onun da adını anmış olduk böylece. Mevlid bereketli bir şey. Kazan İlahiyat Fakültesi Dekanı gelmişti Muhammed Bey. Benzeri bir şey, yani Vedat Bey'in Bulgaristan'daki tecrübesinin benzeri bir yaklaşımını onun da söylediğine tanık oldum. Yani bizim Tatar kalmamızı, Müslüman kalmamızı sağlayan metin Vesilet-ül Necat'tır. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'idir. Mevlid-ül Nebi'dir. O zaman buradan şunu anlıyorum hocam. Sadece hani Türkçeyi dine, mabede sokan şeklinde bir ifade kullandınız. Aynı zamanda Türk'ün Türk olarak kalmasını, Müslüman'ın Müslüman olarak kalmasını da sağlayan özellikle modern dönemde bir eserle karşı karşıyayız ve bunun peşine düşüyorsunuz siz aslında. Evet, yani aslında bunun hikayesi, yani bu tamamen bir roman konusu aslında. Film konusu da olabilir yani. Çok güzel bir film de ortaya çıkabilir. Buradan ilgilenen dostlara da sesleniyoruz, belki alakadar olanlar çıkabilir. Bunu şunun için söylüyorum. Yani özellikle modernleşme hikayesinin arkasında modernleşmeye karşı belki duruşumuzu sağlamlaştıran, hatta Türkiye için bile, Türkiye'de de dini kimliği koruyan bir metin. Yani biz öğrenciyken, işte ben Ankara'da İlahiyat Fakültesi'nde öğrenciyken Mevlid'e karşıydım. Niye? Çankaya'da Mevlid okuyorlar. Diğer zamanlarda dindar değiller, Mevlid okuyor. İyi, ama o insanların dindar kalmasını sağlayan, dini kimlik içerisinde var olmasını sağlayan bir konuymuş, ama biz onun farkında, ayrımında değildik o zamanlar. Bu konuşmalar, bu sempozyumlar, bu bilimsel etkinlikler bu farkındalığı güçlendirdi ve 2009 Mevlid'in yazılışının 600. yılıydı. Bu etkinlikler orada gerçekleşti. O zaman acaba bu UNESCO'yla bütün gönül coğrafyamızda kutlanacak bir mahiyete kavuşabilir mi diye düşünüyorduk. Sağ olsunlar dostlar, özellikle UNESCO Milli Komitemiz, Özkul efendim beylerin ve diğer arkadaşlarımızın çalışmasıyla UNESCO bunu geçen sene ilan etti ve geçen sene, geçtiğimiz sene 2022 yılı Hazret'in vefatının 600. yılında Türkiye'de belki çok çok fazla değil ama gerçekten güzel bazı faaliyetler yapıldı. Yakın dönem problemleri de gündem alan faaliyetler yapıldı. Yani isterseniz o faaliyetlerle ilgili hocam bir şöyle, kısım yayınlar şöyle söyleyeyim. Şimdi elimde bir eser var. Vesilet-ül Necat, editör Bilal Kemikli. Evet. Az önce burada iki tane eser gösterdik. Onlar da
sizin editörlüğünüzde evet. ve sizin organizasyonunuzla hazırlanmış. Önünüzde bir kitap var. Evet, evet. Yani bu bir külliyata doğru gidiyor gibi ve kaç tane oldu onu merak ettim. Yani külliyat şimdi. Daha önce de oldu. Bak 2022'ye gelinceye değindi. Hı hı. Biz 3 cilt Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Bey, Diyanet İşleri Başkanı iken onun talebiyle, arzusuyla 3 cilt bir Mevlid külliyatı hazırladık. Mehmet Akkuş Hoca ile. Bu 3 ciltlik külliyat da Vesiletün Necat 1. ciltte ve tercümeleri var. Hı hı. Rahmetli Tayyip Okiç Hoca'nın makalesinden yola çıkarak, onun izini sürerek yapılan tercümeleri bir ciltte. Tercümeler derken farklı dillere olan ilk tercümeleri. İlk tercümesi şöyle söyleyeyim o zaman size. Yani buradan girdik. Evet, ilk tercümesi, evet Zuhrat'a tabi olalım. Zaten Mevlid öyledir. İlk tercümesi Rumca'ya gördüğümüz kadar. Evet, Rumca'ya tercüme edilmiş, eski Yunanca'ya diyelim. Bugünkü modern Yunanca değil de eski Yunanca'ya tercüme edilmiş. Klasik bir tercümeden bahsediyoruz. Yani modern dönemde yapılan. Klasik işte ilk Mevlid'in yazıldığı dönemlere yakın bir dönem. Hocam bu yani, çok iyiymiş. Şimdi biz onu bir öğrencim hazırladı. Gümülcineli bir öğrencim doktor doktorasını yaptı. Ahmet Molla Mehmet hazırladı. Bu birinci ciltini onu koyabilirsek külliyatın birinci ciltinde. Evet, bu birinci cilt. Önce Vesiletün Necat'ın orijinal hali, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşrettiği aktik nüshası dediğimiz, onun hattıyla yazılan nüsha, Mehmet Akkuş Bey'in hazırladığı. Sonra tercümeleri kısmı var, Rumca'ya tercüme edildi. O ikinci cilt? Bu birinci cilt. Devam ediyor birinci cilt. Diğer tercümelerine de izin verirseniz fırsat varken söylemiş olayım. Tabii. Burada dururken Boşnakça'ya. Boşnakça'ya tercüme edildi. Arnavutça'ya tercüme edildi. Gürcüce tercümesi yoktu. Gürcüler Mevlid'i Türkçe okuyorlardı. Biz o dönemde kısa bir tercümesini yaptırdık. Gürcüce tercümesi, Arapça tercümesi, İngilizce tercümesi. Bir Protestan Hristiyan misyoner Türkiye'ye gelmiş ve Mevlid'i İngilizce tercüme etmiş. Almanca tercümesi, Şimel'in yani tercümesi efendim. O da tabii tam bir tercüme değil, bir bölümünü, veladet kısmını tercüme etmiş. Çerkezce tercümesi. O cilte Kürtçesini almadık, Kürtçe doğrudan tercüme yok diye o zamanki bilgimiz dahilinde naziresi var diye düşündük. Dolayısıyla doğrudan tercümeleri almış olduk. İkinci ciltinde bu kitabın ikinci ciltinde Süleyman Çelebi'den etkilenerek yazılan modern zamanlara yani 19. yüzyıla kadar, Tanzimat'a kadar yazılan metinlerden bir seçki. Bunu ikinci cilti Mehmet Akkuş. Yani o galiba büyük bir proje ki seçki dediniz hocam. Tabii. Yani onu yapmak herhalde bayağı bir zaman ister yani. Bu yapılırken aslında bir başka arkadaşımız, onu da hayırla analım, Mehmet Fatih Köksal Hoca. Profesörlük çalışması için Mevlid Nameler adıyla daha geniş bir şey hazırladı. Yani bunlar yapılırken o da onu hazırlamış oldu. Bu bahsettiğim çalışmalar işte 2009'dan sonra ortaya konulan çalışmalar. Ve üçüncü cilti de, bu külliyatın üçüncü cilti de önemli. Çünkü 19. yüzyıl, özellikle Tanzimat'tan sonra Tanzimat Edebiyat dediğimiz batıyla karşılaşmamız. Yani mesela buradan yola çıkarak peygamber sevgisinde ya da Hazreti Peygamber'e yaklaşımdaki dönüşüm incelenebilir. Akademik çalışmalar yapılabilir. Bir kısım analizler. Çünkü Siyer'e de, Naat'a da yansıdı. Naat'la ilgili güzel bir çalışma, bir iki çalışma yapıldı yani. Naat'lardaki dönüşüm. Siyer'le ilgili bir çalışma en azından yapıldı. O da yani bizim... Peygamber sevgisinde nasıl dönüşüm? Peygamber algısında, onun hayatının anlatılışında, sevginin ifadesinde, edebi yönü, şiir yönü. Tüm bu dönüşümler aslında oradan da takip edilebilir. Tabii, kuşkusuz. Yani bunlar evde konuşulduğu için, mesela Siyer'le ilgili dönüşüm benim kendi kızım yaptı yani. Onun yüksek lisans tezi İstanbul'da. O kitap olarak da neşretti. Yani bunlar konuşuluyor. Siyer, Naat ilgili dönüşümü Fatih Hoca yaptı. Murat Ak Hoca'nın bir doktora çalışması var Fatih Handa Hoca'yla. Yani Siyer'den yola çıkarak da bir bütün olarak aslında bakılıp Hazreti Peygamber'e olan ilgimizdeki değişim, işte o şehir hayatının, modern şehir hayatının ya da düşüncelerin, düşünce akımlarının, sanatla ilgili, sanat akımlarının, varlıkla ilgili yaklaşımların
Mevlid'e yansıması. Bu 19. yüzyıl, yani bu külliyatın birinci ve ikinci cilti Bendeniz'in editörlüğünde. İkinci cilt Mehmet Akkuş Bey'in, hocamın. Burada şunu gördüm ben, 19. yüzyıldaki yazılan metinlerde sosyal bir çözülme yaşanıyor, toplumsal bir çözülme yaşanıyor. Bu dönemde yazılan mevlitlerde ahlak-ı nebi konusu başlı başına müstakil bir bölüm olarak konuluyor. Aslında bu orijinal mevlidin de projesine uygun bir şey. Uygun bir şey. Evet. Yani bir toplum inşası. Biraz sonra konuşacağız onu. Bir toplum inşası. Sonra Diyanet İşleri, işte benden küçük bir kitap, en azından Süleyman Çelebi kimdir diye talep etmişti. Onu 11 numaralı şeyde görebiliriz. Onu hazırlamak nasip oldu. Yani en azından mevlit okuyan, mevlit hanlar yahut mevlit okumasa bile Diyanet personeli ya da işte Diyanet'te personel olmak isteyen kültür yayını Süleyman Çelebi hakkında muhtasar bir bilgi edinsinler diye bu çalışma yapılmıştı. Sonra biz bir başka şey yaptık. Türkçe yılı dolayısıyla Yunus Emre ve Türkçe yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde hatırlarsanız 2017 yılında gündemdeydi. Ketebe Yayınları yeni kuruldu. Ketebe Yayınları'nın ilk kitabı Süleyman Çelebi Mevlid kitabıdır. İlk kitaplarından birisi. Birkaç kitap yayınlandı. Bu 9 numaralı kitap. Yani biz o 9 numaralı fotoğraf oraya koyabilirsiniz. Bu Türkçe'yi kuran şairler serisiydi. Bendeniz'in editörlüğünde gerçekleşen, bu toprakları bizim vatanımız kılan, o dil evrenini, söz evrenini inşa eden kişileri lise talebelerine, orta öğretim talebelerine tanıtmak için ortaya çıkan bir çalışmaydı. Ama tabii bütün bunları biz yaparken bizim öncülerimiz var. Yani daha önce çalışan, gerçekten mevlid konusunda ilk temelleri atan isimler var. Onları da hayırlı anmak lazım. Yapılan çalışmalar geçen... Onlardan bir tanesi de muhtemelen hocam çıkacak. Bir sayın bakalım. Tabii, belki. Buyurun, siz Marmara mezunusunuz. Necla Pekolcay. Necla hocamız. Bizim Türkoloji alanında ilk kadın doktorumuz, doktorasını yapan bir hanımefendi. Allah gani gani rahmet eylesin. Onun doktora konusu Süleyman Çelebi Mevlid. Onun hocası Ahmet Ateş ve yani Necda Hanım'ın kitabı 19 numara, onu koyabilir arkadaşlarımız, gösterebilirler. Onun hocası, hocalarından birisi Ahmet Ateş Hoca. Ahmet Ateş Hoca'nın kitabını Türk Dil Kurumu basmıştı. Biz onu geçen sene yeniden basalım dedik. Ama Dil Kurumu Bilim Kurulu olarak onu yeniden neşredelim diye düşündük. Sonra ya çok yeni nüshalar da ortaya çıktı. Yeni keşifler de yapıldı. Yeni bir metin çalışması yapılsın diye biraz önce ismini zikrettim. Fatih Köksal hocamıza bu iş havale edildi ve Fatih Köksal hocamız 7 numaralı şey. Geçen sene Dil Kurumu'nun bir Türk edebiyatına, kültürüne bir hediyesi olarak onu neşretmiş oldu. Yani yeniden bir nüsha, edisyon kritikli bir nüsha yayınladı. Ve keza yine zikretmemiz gereken pek çok isimler var. Burada 12 numara diye gösterilen fotoğrafı paylaşabilirse arkadaşlarımız, elimde sağ olsunlar, güzel reji, güzel çalışmış fotoğrafları vermişler böyle hatırlayalım diye. Yani Faruk Kadri Hoca, kıymetli, yani başka getiremediğim isimler de var. Kepecioğlu'nun, Allah rahmet eylesin, daha başkalarının. Milli Eğitim de bastı galiba. Tabii Aymutlu, Faruk Kadri Timurtaş'ı bastı. Aymutlu. Pek çok neşirler oldu. Ama bu neşirler metinle ilişkimizi sağladı, okumamızı sağladı. Fakat metnin analizine dönük, yani metnin felsefi derinliği, ahlak felsefesi, psikoloji, din psikolojisi açısından meseleye bakış, sosyal, toplumsal sağaltıcı bir metin olması, milli birlik ve beraberliği sağlayan, ki bizim Allah sağlık afiyet versin Saadettin Ökten hocamın ifadesiyle bir milli mutabakat metnidir. Evet. Mevlid diyor. Milli mutabakat metni olması. Bu konular geçtiğimiz sene 2022'de düzenlenen sempozyumlar, düzenlenen paneller ve bir kısım şerhlerle, doğrudan doğruya halka dönük yapılan katılımcıların olduğu şerhlerle geçen sene canlı bir şekilde yaşanmaya çalışıldı.
Dil Kurumu burada çok önemli bir görev ifa etti. İki tane sempozyum yapıldı. Birisi Bursa'da yapıldı. Bursa'da yapılan Dil Kurumu, TUBA, Türkiye Bilimler Akademisi ve Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti'ydi Bursa. Ortaklaşa yapılan bir çalışma oldu. O yakında TUBA'dan yayınlanacak. Şu anda geçen sene yapılan çalışmalardan yayınlanmayan bir eser o. TUBA'nın yayınları arasında inşallah çıkacak. Onu Bursa'da gerçekleştik. Sivas'ta bir sempozyum yaptık. Yine Cumhuriyet Üniversitemiz ve Sivas Valiliği Belediyesi ve Dil Kurumu'nun destekleriyle birazcık daha geniş mevlüt kültürü. Süleyman Çelebi'nin izlerini farklı dillerde de arayan bir sempozyum oldu. Ama bazı yayınlar oldu. Eğer vaktimiz var mı bilemiyorum. Hocam bu fasıl herhalde bayağı bir şey yapmıyor. Belki de kalıcı ve kaynak olacak belki. Belki de. Merak ediyorum hocam. Hakikaten belli bir şeyiniz nedir adını söyleyeyim. Şimdi dediniz ki bir metnin kendisi var. Evet. Bir metin üzerine çalışmalar var. Bir de bunun yorumları var. Ben anladığım kadarıyla son dönemde yapılan çalışmaları daha çok bahsettiğiniz o sosyal bilimler, dini bilimler açısından, toplum açısından yorumlara daha fazla meyyalsiniz. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor. Bu metni üretmeliyiz anlamına geliyor. Tabii. Yeniden üretmeliyiz. Yeniden üretmeliyiz. Yani gelenekte bunu yeniden üretmeye iki şekilde yapılıyordu. Bir şerh yazarak. Şerh yazılıyordu. İki nazire yazarak. Tanzir etmek diyoruz. Bir benzerini yazmak. Bir benzerini yazacak şairlerimiz olursa çok mutlu oluruz. Evet, o da ağır. Yani çok mutlu oluruz. Ben sevdiğim şairlere diyorum, siz niye bir mevlit yazmıyorsunuz diye takılıyorum. Yazılır. Modern şiir algısıyla da yazılabilir. Yani illa arız olması şart değil yani. Tıpkı naat gibi. Nasıl Arif Nihat Asya'nın naatını okuyorsak, Sezai Karakoç'un naatını okuyorsak, Allah rahmet eylesin, bir mevlit yazılabilir. Bugünkü insanların problemlerine çözüm üretecek, Hazreti Peygamber'i merkeze koyan, Peygamber Efendimiz'den yola çıkarak varlığı, hayatı anlamayı sağlayan metinler yazılabilir. Bu ayrı bir konu. Şerh, daha önce şerhler yapıldı. Mevlid'e çokça şerh yapıldı. Biz o geleneğe bağlı kalarak da bir grup olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın uhdesinde bir şerh çalışması da yaptık bu dönem. 18 numaralı fotoğrafı 18'de koyabilirler. Onu da koyabilirler. Yani ilgilenenler alabilir. Ama hermeneutik dedikleri ya da yorum bilim dedikleri şeyle bizim onu yorumlamamız, kendi bilimsel bağlamımız içerisinde altyapımız neyse o altyapıyla bakmamız. Bununla ilgili mesela şöyle bir çalışma, bunu oradan da gösterebilir arkadaşlar. Bu bir ortak çalışmadır. Bir numaralı sanıyorum oradaki fotoğraf, Bursa Belediyesi'nin. Yani 40 tane yazar, farklı branşlardan, fıkıh, hukukçu var, siz okuduğunuz fotoğraf sanatçısı var, hikayeci var, şair var. Sizi ilgilendiren, sizi etkileyen en önemli beyti hangisidir Süleyman Çelebi'nin diye sordum, sorduk daha doğrusu. Bir beyit seçeceksiniz, o beyti yorumlayacaksınız, yani deneme. O beyti biz buradan gösterilebilir mi hocam, bilemiyorum. Şöyle yaparsanız. Hattatlarımız şöyle mi? Şöyle size mi göstereyim? Evet. Yani bu böyle göstereyim. Yani bir hattat arkadaşımız çalıştı. Güzel Sanatlar açısından bunun bir sergisini yaptık. Hat sergisi yapıldı. Hat sergisi yapıldı tabii. Yani bakın mesela efendim şöyle göstereyim. Diyelim. Ya bir hikayeci, romancı arkadaşımız Sadık Bey. Onun gönül aynasına yansıyan beyit. Hem hava üzere döşendi bir döşek, adı sündüz döşeyen anı melek. Bu ondan çok etkilenmiş. Veladet Bahri'nden. Evet, Veladet Bahri'nden. Böyle bir şey üretildi. Ama bir de tabii artık çağımız okuma ve dinlemenin ötesine görmeyi, görselik ön planda. Onun için de tiyatro ve meddah kültürü önemli. Bir arkadaşımız meddah kültürü açısından Mevlid'i tiyatral bir şekilde yazdı ama pek sahneye konulmadı. Yani din öğretimi genel müdürlüğü bunu imatiplerde uygulayacaktı ama konuldu mu bilmiyorum. Hocam bunu söylediniz. Fakat çok özür diliyorum, bir tiyatro şeyi konuldu. Esenler Belediyesi bu konuda, yani sağ olsun orada kültür dairesi çok güzel çalışmalar yaptı. Bir tiyatro şeyi yazıldı ve güzel bir metinde uygulanmış oldu. Yani tiyatro sahneye konuldu. Evet, çok güzel. Farklı şehirlerde konuldu. Buyurun. Hocam şunu söyleyeceğim. Şimdi
Malumunuz bu, tam bunu söylerken aklıma şu geldi. Erzurumlu Dariç normalde bir, evet, Erzurum'da evet alim, fakih ama aynı zamanda Erzurum'da bir gelenek vardır. Yani kahvelerde bu tür hikayeler, işte Yusuf, Züleyha, Telli ile Necip benzeri tarzda hikayeleri anlatırlar. Erzurumlu Darir aslında ilk mevlidi Mısır'da böyle şey yapıyor, inşa ediyor. Mısır'da, Kahire'de, İskenderiye'de, Berkuk döneminde kahvelerde önce zaferleri anlatıyor. Sonra efendime söyleyeyim Şam'ın fethini, Kahire'nin fethini derken zannediyorum Berkuk ondan şey istiyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını da anlatıyor, bu şekilde anlat. Kahvede anlatırken onlar yazılıyor. Ve ilk mevlitlerden bir tanesi o, bilebildiğim kadarıyla İlk öyle ortaya çıkıyor. Siyer-i Nebi. Dolayısıyla hani bu buna da çok uygun bir metin olabilir yani şey açısından bakıldığında. Teatral açıdan da böyle bir tarafı var hakikaten. Yapılabilir bir şey bu yani, yapılmalı hatta. Yapılmalı da. Yani şimdi tabii Darir'e aşık olunur. Kadı Darir, hı hı, Kadı Darir olarak da bilinir malum haliniz. Darir zaten ama evet, görmeyen, göremiyor yani. Ama müthiş bir hafızası var. Bu Erzurum'un iki tane böyle görmeyen zatı var. Birisi Kadı Darir'dir, öbürü de Osman Kemali Efendi. Modern dönemde de hep ama hafızlar vardır hocam. Var mıdır? Ha. Amalar mutlaka hıfza yönlendirilir ve onlar ama hafızlardır ve hıfzları her zaman kuvvetlidir. Bizim hala devam ediyor de yani. Evet, evet. Ha, güzel. Yani Osman Kemali onlardan birisi mesela. Hı-hı. Ama bu Kadı Darir'in siyeri Türkçe ilk siyeri nebidir yani. Hı-hı. Ve Süleyman Çelebi'nin de öncül metinleri ve kaynaklarından birisi. Yani Süleyman Çelebi'nin bazı beyitlerini mukayeseye yapan arkadaşlarımız siyer üzerine çalışan o elinizdeki kitapta da, evet, Esenler Belediyesi neşrettiği kitapta da bir makale var. Orada da onu görüyorsunuz. Kadı Darir hakikaten etkili olmuş yani. Hmm. Gerçekten kurucu bir metin ve etkili olmuş. Zaten siyerci tabiri, eskiden siyerci tabiri siyer ilmiyle meşgul siyer yazan kişi için kullanılmıyor. Kıssahan gibi Hazreti Peygamber'i, evet, anlatan, Hazreti Peygamber'in hikayelerini anlatan, Ahbar-ı Nebi, efendim peygamberden haber veren kişiler için kullanılan bir tabir. Sözlü kültür içinde gelişen bir tabir. Söz sohbetle demleniyor. Yani o sohbet bitince, yani metni yazmak ayrı bir şey. Yazarsınız onu okuyan ehli okur anlar ama asıl olan onu bir cemiyet içerisinde anlatmaktır. Şimdi modern siyercilik ya da kıssahanlık artık meddahlı kültürü tiyatroya dönüşmüştür. Temsil şeyi lazım. Sinemaya dönüştü. Bir dizi aslında şu anda dizi yapan arkadaşlarımız, belki bu kanalın yan kardeşleri olan diziler yapıyorlar. Ne olur orada bir mevlid bölümü de olsun yani. Evet. Yani evet, evin bir büyüğü vefat ettiğinde aileden bir büyük bir mevlid faslı olsun yani. Amir Ateş hocamız Allah ömrüne bereket versin. Gelsin orada bir mevlid okusun, bir bahir okusun ya da bir kısa bir bölüm okusun. Bunlar kalıcı oluyor. Dolayısıyla bu dönemde belki mevlid yazanlar belki vardır, biz bilemiyoruz. Gene de vardır yani, yok demeyelim. Ortaya çıkmıyordur, mütevazi insanlardır, mahviyetkardır. Ama şerh geleneğini sürdürelim. Şerhin yanında onu yeniden üretelim. Fikri hocam, ön plana çıkıyor. Eyvallah. Ben buradayken yani bu konuyu konuşurken kısa bir iki soru sormak isterim. Sonra Süleyman Çelebi'ye geçelim. Birinci bölümü tamamlamadan Mevlid yanında Süleyman Çelebi Hazretleri'nin de adını analım. Şunu diyeceğim hocam. Mevlid yazıldıktan sonra onun üzerine şerhler, hani Osmanlı dönemini kastediyorum, tercümeler yapılmış, şerhler de yazılmış. Muhtemelen nazireler de yazıldı. Bunların ne kadar olduğu hakkında bir fikrimiz var mı, bir tahminimiz var mı? Yani tabii yani şerhler şöyle, şerhlerden iki tanesi de neşredildi. Hı hı. İki tane önemli şerh o dönemlerde yapılan, Cebbarzade'nin şerhi ve Hüseyin Vassaf'ın şerhi neşredildi. Ama onun dışında da şerhler var. Fakat nazire dediğimiz bir gelenek oluşturdu. Hı hı. Mevlid türünde yazılan eserler var. Bu takriben tam bir sayı verme imkanımız yok yani. Hı hı. Biz 160 civarında filandır diye düşünüyorduk ama son yapılan Sivas'taki sempozyumda şunu gördüm ki yeni yeni keşifler oluyor. 200'e kadar çıkabilir.
Yani şairlikteki hünerini göstermek için pek çok kimse mevlit yazmış ya da peygamber aşkı, Hazreti Peygamber'e duyulan sevgi. Bu şuna benzer. Hattatlıkta usta hattatlığı göstermek için hattat Hilye-i Nebi yazar. Hilye-i Nebi istif eder. Hı hı. Mevlit de bir bakıma onun gibi düşünülmüş ve değerlendirilmiştir. Cumhuriyete kadar da bu devam etti. Günümüzde de kim var hocam Cumhuriyet döneminde? Cumhuriyet döneminde yazan birkaç isim var ama en azından 2-3 tanesini teberrüken zikretmemiz gerekebilir. Sizin memlekete gidelim. Erzurum'a bir gidelim. Erzurum kilidi milki İslam'ın diyor ya Alvarlı Efe. Mevla'ya emanet olsun. Mevla'nın Alvarlı Efe, Muhammed Lütfi Efendi'nin bir mevlidi var. Keza hem hattat hem de şair olan bir Ketencizade var. Ketencizade'yi Erzurumlar pek fazla tanımazlar. Doğru, hakkında evet. Bir kitap neşredildi. İyi bir hattat aynı zamanda. Ben Deniz'de yıllar önce bir şey çalıştırmaya gayret etmiştim onunla alakalı. Sivas'ta yine... Bu sefer sizin memlekete gidelim. Tabii bizim memlekete gidelim. Çünkü Anadolu'nun ruhu. Sivas'ta da bu konuda önemli bir şey yazan zat var. İhramizade İsmail Hakkı Toprak. İhramizade İsmail Hakkı Toprak'la Alvarlı Efe aslında meşrep olarak, meslek olarak aynı şeyden geliyorlar. Gelenekten geliyorlar. Onun mevlidi var. Daha başka elbette yazanlar var ama Necip Fazıl'ın Esselam'ını mevlid içerisinde değerlendirelim diyenler de çıkabilir. Ya da başka yazdığı eserler var. Keza Allah gani gani rahmet eylesin. Mustafa Asım Köksal hocamız, bizim Ankara'da komşumuz, birkaç defa Mevlid Kandili'nde uğradığımızda her seferinde böyle nazmen Peygamberimiz ilgili bir şiir ya naat ya da bir şey yazar, hediye ederdi. Hocam şunu ayırt ediyor musunuz? Mesela Mevlid türünde böyle bir ayrım var mı? Diyelim ki peygamber sevgisini anlatan bir şiir, yani bir duygu olabilir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yönü olabilir. Bu şekildeki şiirlerle Mevlid'de olduğu gibi bütün bir tevhidi, münacatı, velâdeti, bîsetti, mucizeleri içeren bir, aynı zamanda peygamber hayatını da anlatan bütünlüklü eserler arasında bir ayrım yapmak gerekir mi? Yapılıyor sizin? Tabii. Yapıyorsunuz. Yapılıyor tabii. Evet. Şimdi peygamberimizin bir vasfını öne çıkartan, onu metheden şiirlere biz naat diyoruz. Naat, evet. Yani naat-ı nebi. Sadece naat yazan şairler bile var. Hı hı. Peygamberimizin dış görünüşünü, onun boyunu, posunu anlatan metinlere, rengini, kokusunu anlatan metinlere Hilye-i Nebi diyoruz. Hakani Mehmet Efendi'nin hilyesi gibi hilyeler var. Ama Mevlid belli bir usul dairesinde yazılıyor. Bir usul dairesinde, tevhidle başlar, mesnevi tarzındadır kuşkusuz. Alemin yaratılışı, belki daha sonra bunları tahlil edeceğiz, evet, konuşacağız. Sonra peygamberimizin veladeti ve peygamberimizin mucizeleri, bazen gazveleri de yazılabilir. Gazavat-ı Nebi tarzında eserler de var. Sadece gazvelerini anlatan, savaşlarını anlatan metinler var. Esma-i Nebiler var, isimler var. Bunların bir kısmı mevlidin içerisinde bölüm bölüm bulunabilir. Ama sadece bak bütün bunlara rağmen bir usul dairesinde yazılıyor olmakla birlikte sadece veladeti ön plana çıkartan mevlidlerde yazılmıştır. Yani mesela Bursa'lı Akif Mevlidi bu anlamda muhtasar bir metin olarak karşımıza çıkar. Hala Kastamonu civarında okunur Mustafa Kara hocamızın neşrettiği bir metin, bir çalışma. Eyvallah hocam, biraz farklar var yani. Anladım. O bakımdan şunu hissettim ben sizin söylediklerinizde, mevlid yazmak daha ağır bir yük gibi duruyor ötekilere göre yani. Çünkü siyerle geçişlikleri var, efendime söyleyeyim tarihle geçişlikleri var, peygamber sevgisi. Bütün bunlar da peygamber sevgisi merkezde değil mi hocam? Yani öncelikle şunu ifade edeyim, yani mevlid yazmak, hangi mevlid metnine bakarsanız bakın, şunu görüyorsunuz, iyi bir siyer bilgisi. Siyer bilgisi tek başına yetmiyor. Bugünkü şey anlamıyla siyer için söylüyorum. İşte Ahvarun Nebi dediğimiz, Delailun Nübüvvet dediğimiz, Delailun Nübüvve, işte kitaplar, mucizat kitapları. Bu kitaplara vakıf olmak,
ki bunların bir kısmı bazı siyerlerde de var. İşte Dariri'den söz ettik, oralarda da var ama hadis alimi olmasa bile peygamberimizle ilgili hadislere, işte zaten ayet-i celilelere vakıf olmak. Yani tasavvuf ciddi, kültürüne, kelama. Tasavvuf kültürüyle doğrudan ilişkili olanlar daha aşkın, daha lirik yazabiliyorlar ama belki tasavvuf tarafı, sufi tarafı olmayabilir. Fakat Mevlid de yazabilir. Onu orada mutlaka zorunlu bir şey olarak görmeyelim ama tasavvufun temelinde peygamberi sevmek olduğu için peygamberi severek fenafir resul olarak insanın kendini gerçekleştirmesi söz konusu olduğu için orada daha zengin metinler çıkıyor. Mevlid metnini yazmak yani sadece şairlikle olacak, olacak bir iş değil. Şairliği besleyecek fikri arka plan burada önemli gibi geliyor bana. Hocam şuraya Hazreti Süleyman Çelebi'nin dönemine gidelim istiyorum. Ya bir türlü gelemediğimiz yere gelelim diyorsunuz. Yok, gelelim artık hocam. Tamam. Aradan önce bir daha ara vereceğiz. O araya gitmeden önce şunu konuşmak istiyorum. Şimdi Vesiletün Necat isminden de hareket ederek belki şey yapabiliriz. Bu bölümü konuşabiliriz. Bu kitap yazılırken yani Vesiletün Necat'taki Necat vesilesi diye anlıyorum ben. Siz daha ayrıntılı açıklayacaksınız. Buradaki Necat neyin Necat'ı? Hem sosyal bağlamdan bahsettiniz hem dini bağlamı var. Dolayısıyla o günkü bu kitabın yazıldığı dönemi bir tasvir etmemiz mümkün mü? Yani Süleyman Çelebi az önce dikkatimi çekti. 19. yüzyıldan bahsederken sosyal problemlere bir atıf var dediniz. Burada da zannediyorum böyle bir atıf var. Dolayısıyla sanki bu kitabın yazıldığı dönemi bir tasvir etsek kitaba daha iyi bir zemin olacak gibi. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani önemli bir soru. Çünkü her metin çağının eseridir. Evet. Döneminin, sanatkar dönemine ayna tutar. Bir kere bir metni okurken, edebi bir metni, bu felsefi metin de öyledir belki. Düşünceye dönük. O çağın problemleri açısından ona bakmak lazım. Zamanın ruhuyla bakmak gerekir. Bu bir usul kaidesidir. Bu çok önemli bir soru. Şimdi Süleyman Çelebi hangi dönemde yaşadı bir bakarsak şunu görüyoruz. İşte Murad-ı Hüdavendigâr dönemi, Yıldırım Bayezid dönemi ve o Fetret dönemi var. Sonra 2. Murat döneminin belli bir kısmına kadar yaşamış. Yani bu dönemlerin hepsini ben genel anlamıyla Osmanlı'nın kuruluş dönemi olarak ifade ediyorum. Hacı Bayram-ı Veli'nin ifadesiyle de söyleyelim. Ta şu toprak arasında var olma, varoluş dönemi. Bir inşa dönemidir. Tabii bu inşa döneminin problemlerini burada ayrıntılı bir şekilde tahlil etme imkanına sahip değiliz. Yani devletin teşekkülü, devletin kurulması, Rumeli'nin fethi ve bunların sosyal hayata yansıması, yeni yeni şehirlerin kurulması, göçler, Asya'dan, Türkistan'dan, İran'ı, Turan'dan gelen göçler, Türkmenlerin Anadolu'ya ve Rumeli'ye yerleştirilmesi, bütün bunların şahididir Süleyman Çelebi. Ama bu eserin yazılmasına sebep olan hadise Yıldırım Bayezid dönemine gider. Yani Yıldırım Bayezid'in hususen Ankara Savaşı'nda Timur karşısında savaşı kaybetmesiyle ortaya çıkan kaostik ortama gider. Bir kaos ortamı. Biz bu ortama tarihçilerimiz Fetret devri olarak nitelendiriyor. Fetret ara dönemdir. Yani yönetici yok, siyasi istikrar yok. Niye? Timur Yıldırım'ı yendi ama Anadolu'da bir düzen kurmadı. Anadolu'da düzeni bir bakıma oyunu bozdu ve gitti. Yani bir oyun bozarlık tarafı var. Beyler isyan etti. Timur'un, Yıldırım'ın çocukları babalarının mirasına, hükümranlık mirasına sahip olmak için bir mücadele içerisine girdiler ve herkesin etrafında siyasi halkalar meydana geldi. Böylesine bir ortamda çarşı karışır. İktisadi hayat perişan hale gelir. İktisadi hayat çarşı karıştığı gibi güvenlik de, tabii güvenlik tamamen yok olmuş oluyor. Bu ortamlarda bir kısım insanlar kurtarıcı fikriyle topluma kendilerini lanse ederler.
bu kurtarıcılık bizim kelam açısından, ilmi kelam açısından baktığımızda işte Mehdilik, Mehdiyet iddiası, Mesihlik iddiası var. Mesihlik iddiası doğrudan doğruya bu dönemde yok ama hub Mesihlik akımı diye batini bir ekolün bu şeyden, o boşluktan yararlanarak Osmanlı coğrafyasına etki etme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani batinilik sadece Selçukluları meşgul etmemiş. Osmanlı'nın da ilk dönemlerinde aslında bir varlık göstermeye çalışmıştır. Yani eserin yazılmasına sebep olan şey, belki daha sonra konuşacağız bilemiyorum, bu batini bakış açısı ya da Mehdilik iddiasında bulunanlara karşı, arkadaşlar kurtuluş mu arıyoruz? Kurtuluş vesiletün necat zaten kurtuluş vesilesidir. Kurtuluş kendi hakikatimize dönmekle ve bizi kurtaracak olan o Mehdi ya da o ruh, ölü şeyi diriltecek İsa nefes, Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı manevi mirasta saklıdır. Peygamberimizin manevi şahsiyetini bir Mehdiyet olarak gösteren bir eserdir. Ve bu eser iki şeyi gerçekleştiriyor. Aslında bir, o kaotik ortamda bozulan sosyal düzenin yeniden inşasını, toplumun yeniden inşasını Hazreti Peygamber merkezli sağlıyor ve bu Ehl-i Sünnet Müslümanlığı dediğimiz Ehl-i Sünnet perspektifini inşa ediyor. Yani batiniliğe karşı bir set oluşturuyor. Birincisi bu. İkincisi ise vesiletün necat, gerçek kurtuluş, ebedi kurtuluş ahirette Hazreti Peygamber'e itibarıyla olur. Yani sünnet-i seniyeyi yaşamakla olur. Kur'an'ı, dini temel kaideleri batini şekilde yorumlayarak lafızın ötesine taşımak yerine Peygamberimizi örnek alarak, onun örnekliği etrafında buluşarak ancak biz bunu gerçekleştirebiliriz. Binaenaleyh hem sosyal beşeri hayatımızın kurtuluşunu vesiletün necatla sağlamış oluyor ya da yolunu göstermiş oluyor bize, hem de ebedi kurtuluşumuzu, yani öbür dünyadaki kurtuluşumuzun yolunun Hazreti Peygamber'i sevmek ve onun sünnet-i seniyesine itiba etmekle mümkün olacağının altını çizmiş oluyor. Bu zihniyeti inşa etmiş oluyor. Bu anlamda önemlidir yani. Eyvallah. Ben buradan şunu da anlıyorum. Peygamber sevgisi aynı zamanda bir kurtuluş yolu olarak da ikame edilebilir. Şunu kastediyorum. Felsefede biz bir tartışma yaparız. Hani marifetullah'a nasıl ulaşırız diye. Orada tartışma akılla mı ulaşılır? Yoksa tecrübeyle mi ulaşılır? Burada anlaşılan peygamber sevgisinin bizatihi kendisi bir kurtuluş yolu olarak inşa ediliyor. Öyle tabii, yani bu, ben felsefi açıdan meseleye bakamam sizin yanınızda ama Kur'an bize öyle bakmamızı öğretiyor. Yani itibarın, insanın itibarının ancak Allah'a imanla mümkün olacağını, Allah'ı sevmekte, Allah'ı sevmekte de peygamberimi sevmek. Etiyullah ve etiyur Resul değil mi? Pek çok ayet-i celilede yani peygamberi, Hazreti Peygamber'i sevme fikri işlenir. Peygamberi sevmeden zaten Müslümanlık kimliğini de tam manasıyla inşa edemezsiniz, oluşturamazsınız. Yani peygambersiz bir Müslümanlık tasavvuru her dönemde gündeme gelmiş, o batini bağlam içerisinde gündeme gelmiştir. Yani bu modern bir konu değil sadece. O dönemlerde de gündeme gelmiştir. Peygamberimiz mihenktir, mihverdir. Mihverden uzaklaştırıcı yaklaşımlar her dönemde olmuştur. Ama bizi kendi hakikatimizle buluşturacak, kimliğimizi oluşturacak şeyin Hazreti Peygamber'e bağlanmak ve onu sevmekten ibaret olduğunu zaten kelime-i şehadette ortaya koyuyor. Kelime-i tevhid de ortaya koyuyor. Bu vesiletün necat, bu kelime-i tevhidi, bu kelime-i şehadetin manasını tafsilatlı bir şekilde bize göstermiş oluyor. Bu vesiletün necat aynı zamanda kitabın orijinal ismi değil mi hocam? Orijinal. Yani biz Mevlüt diyoruz ama ya da Anadolu'da birçok yerde Mevlüt denir. Mevlüt okutmak, Mevlüt dinlemek gibi. Tabii Mevlüt bir türün ve geleneğin de adıdır ama bizim biraz önce bahsettiğim Türk Dil Kurumu'nun neşri Fatih Bey, Fatih Köksal hocamız, Michigan Üniversitesi'ndeki bir nüshanın daha yakın bir nüshası olacağı kanaati onda oluştu ve onu esas alarak bu metni inşa etti. O metinde Vesiletün Necat ismi de var, Mevlüdün Nebi ismi de var. Yani Hazret doğrudan kendisi de bunu koymuş. Aslında Mevlüt kelimesi, doğmak kelimesi iki anlamda. Yani Peygamberimizin
yani hattı zatında doğum da iki tanedir. Yani bir beşeri doğum, onu da parantez içerisinde ifade etmeye çalışalım. Beşeri doğum, yani tabii doğum diyelim. Yani anamızdan, ana rahminden düşmemiz. Ama asıl doğuş bir yola girmekle, iman etmekle oluyor. İmanın hakikatine ulaşmakla oluyor. Peygamberimizin nübüvvette görevlendirilmesi, ikra, bismirabbikellezi halak şeyle muhatap olması ve onu tebliğ etmesi risalette bir manevi doğuştur. Buna da Sezai Karakoç diriliş diyor mesela. Evet. Yani aslında vesilet-i necat, kurtuluş vesilesi ve mevlüd-ü nebi derken o ismi Hazret koymuş. Biz sonradan mevlid demişiz, vesilet-i necatı unutmuşuz büyük oranda. Akademik ortamlarda kalmış. Ama o mevlidin de sadece bir doğum, yani İsa Aleyhisselam'ın doğumu ile ilgili o dönemde yazılan metinler var. Bu eserler yazıldığı dönemde Hristiyan toplum, Ortodoks ve Katolik yurttaşlarımız o dönemde de bunu okuyorlar. Bu sadece bir doğum gününü anmakla ilgili değil. Doğum günü Amine Hatun'un, validemizin evladıdır, tamam. O doğumu çok güzel, çok güzel tasvir ediyor. Doğmuş. Ama öbür tarafta Bi'setü'n Nebi diye bir bölüm var. Ha. O Bi'setü'n Nebi hakikate doğuş. Eyvallah. Hakikate doğuştur. O onu anlatıyor. Aslında gerçek doğum odur yani. Eyvallah. O doğuşu hocam, gerçekleştirdiğimizde. Bu hakikaten mevlid açısından duyduğum en güzel yorumlardan bir tanesi oldu. Hocam bir araya gideceğiz. İnşallah ikinci bölümde devam edeceğiz. Muhterem izleyicilerim, Süleyman Çelebi ve Mevlid hakkında konuşuyoruz. Konuğum Profesör Doktor Bilal Kemikli, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Bilal Kemikli hocamla ikinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Güvenenlere tekrar hoş geldiniz. İkinci bölümde birlikteyiz. Süleyman Çelebi Hazretlerini ve onun eseri Mevlid-i Şerif'i konuşuyoruz. Konuğum Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli hocam. Hocam az önce Vesilet-ün Necat'ın yazılış ortamından bahsettik. Bir de bunun bir sebebi telifi vardır herhalde diye düşünüyorum. Oradan girelim isterseniz. Sebebi telif niçin yazmıştır bunu Süleyman Çelebi? Şimdi normalde bizim mesnevi tarzında eserlerde ve risalelerde, geleneksel kültür için söylüyorum, mutlaka bir sebebi telif olur. Yani risalelerde emmabat kaydından sonra bu risaleyi şunun için yazdım. Şöyle bir soru soruldu filan derler. Ya da mesnevi ise mesnevi de şu sebeple bunu yazdım. İşte rüyamda şunu gördüm, şu böyle dedi filan. Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ün Necat'ında doğrudan doğruya sebebi telifle ilgili bir bölüm yok. Ama tezkirelerde, Tezkiret-ü Şuara dediğimiz şairlerin hayatlarını anlatan ya da tarih metinlerinde bu eserin yazılışına ilişkin bir kısım sosyal hadiseyle alakalı, irtibatlı, biraz önce bahsettiğimiz mevzularla ilişkili bir vak'a anlatılır. Bir kıssa anlatılır. Kıssa diyorum, hikaye değil, yaşandığına dair bir kayıt da olduğu için kıssa diyorum. Ulu Cami'de o fetret döneminde bir vaiz efendi, bu vaizin İranlı olduğu söylenir. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum, İranlı derken illa Farsça konuşan birisini düşünmeyelim. O bölgeden gelen bir kişi olabilir ve genellikle de İranlı tabiri bizim eski metinlerde görebildiğim kadarıyla batini düşünceye sahip olan kişiler için ekseriyette kullanılıyor. Bu zat alim bir kişi olarak kendini tanıttığı için aleme ikram olarak kürsü veriliyor. Ulu Cami'nin kürsüsünde konuşma arzusu ve bu arada Ulu Cami şeyi konulursa, özellikle bu 31. resim konulursa belki dostlarımız Ulu Cami'ye de şimdilik bir gitmiş olurlar. Orayı da hatırlamış oluruz. 31 ve 32 Ulu Cami ile ilgili fotoğraf var orada. Onlar paylaşılabilir, konulabilir. Ulu Cami'nin kürsüsünde vaaz ederken La nüferriku beyne ahadim min rusulih ayetini, Bakara suresi,
o ayeti esas alan bir konuşma yapıyor. Yani bu, Amene Resulü'deki. Tabii Amene Resulü'deki her yatsı vaktinde namazdan sonra okuduğumuz bölüm iman esasları açısından bir ilkeyi bize orası hatırlatır. Yani peygamberlere iman İslam'ın şiarındandır ve bütün peygamberlere biz iman ederiz. Ama Hazreti Peygamber bizim için esastır. Asıl ona yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi yine aynı surede peygamberler arasında bir farkın olduğuna dair faddalna ba'dukum ala ba'd, bazı peygamberleri bazılarından eftal kıldım, faziletli. Tilke rusulü faddalna ba'dum, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Yani şimdi orada nedir? Yani onu müfessirler, zaten alimler tartışmışlar. Özellikle kelamın nübüvvetle ilgili kısmında en çok tartışılan, ele alınan konu. Yani Resul var, kendilerine suhuf verilen peygamberler var, ulazım peygamberler var. Bunları aktaran, anlatan, tasvir eden ayet-i celle, bize öğreten bir ayet-i celle. Ama arkadaşlar bu arada 31-32 numaralı Ulu Cami'den bahsederken hocam, oradaki kürsüden bahsederken siz de onu yansıtırsanız. Evet, gerçi kürsünün fotoğrafı yok ama yine de Ulu Cami'ye girmiş oluruz. 31-32 iyi olur, görülürse dinleyici dostlarımız da Ulu Cami'ye gitmiş olurlar. Bu ayet-i celileyi sözü edilen o vaiz şöyle yorumluyor. Yani peygamberler içerisinde eftal olan Hazreti İsa'dır. Bu mesihlik akımı dediğimiz akım da aslında bunu ortaya koyan bir akımdır. Yani meseleye böyle bakan. Neden Hazreti İsa? Hazreti İsa'nın veladetini gerekçe gösteriyor. İşte o farklı bir şekilde doğmuştur. Efendim Ruhul Kudüs'tür, işte semaya çıkmıştır vesaire. Bu tartışmanın oluşmasını sağlıyor. Yani camide bir tartışma oluşturuyor bu. Yani Hazreti İsa, yani vaiz efendim doğru söylüyor. İsa eftaldir diyenler bir grup oluşturmuş. Hatem-ül Enbiya Hazreti Peygamberimiz Efendimiz en eftaldir diyen sünni perspektifle meseleye bakan Müslümanlar da ayrı bir ekip. Yani Ulu Cami gibi Müslümanları cem eden, birleştiren bir yerde dini farklılaşım söz konusu, tartışma söz konusu. Bu tartışma yi kesmeye matuf aslında bu eser yazılıyor. Benim anladığım kadarıyla, ki benden önce şarihlerin bir kısmı da hemen hemen aynı kanaattedirler. İlk Mevlid'in ilk beyti burada yazılıyor aslında. O da şudur. Ölmeyip İsa göğe bulduğu yol ümmetünden olmağı için idi ol. Yani hususen Nur Muhammedi kısmı anlatılırken peygamberlerin o Hazreti Peygamber'in işte Delail-i Nübüvve kitaplarında da bahsedilen bağlam içerisinde Hazreti Peygamber'in en evvel yaratılan, ilk yaratılan logos, ilk yaratılan varlık ama peygamber olarak en son ilgili hadis-i şerifler de, rivayet edilen hadis-i şerifler de var malum halde, bunları hatırlıyorsunuz. Bunu hatırlatarak yani peygamberimizin eftal olduğunu, İsa Aleyhisselam'ın işte o mesihlik inancı içerisinde İsa Mesih ölmemiştir, göğe yükselmiştir, tekrar gelecektir. Hazreti Peygamber kıyamete yakın bir zamanda peygamberin şeriatına tabi olacaktır. Hazreti Peygamber'in şeriatına tabi olacak birisi nasıl olur da peygamberimizin eftal olur, üstün olur sorusunu yani sorarak. Yani aslında şeyde, yani onun göğe yükseltilmesi nin maksadı bile Hazreti Muhammed içindir. Ümmetinden olmak içindir. Ve Hazreti Peygamber'in ilk, zaten o ilgili kısmı okursak diyor ki bunlar dahi mürsel durur. Bütün o peygamberler anlatıyor Hazreti Adem'den itibaren. Lakin Ahmet ekmelü eftal durur diyor. Ahmet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem ekmeldir. Hem çünkü eftaldir. Neden ekmeldir? El yevme ekmeltü leküm dinüküm. İşte Hazreti Peygamberle ettiğin olan İslam kemale ermiştir. Hazreti Adem'den itibaren gelen ilahi mesaj peygamberimizde kemal ermiştir. Ekmel dini tebliğ eden ekmeldir ve dolayısıyla en eftal olan da Hazreti Peygamber'dir mesajını vermek için yazılıyor. Bunu tarihçiler zikrederler, bu hadiseyi anlatırlar. Sebebi telifi budur şeklinde yorum yaparlar ve
sosyal tarihe de uyuyor. O kültürel tarihe de uyuyor. Bu bakımdan bendenizde aynı kanaati eyvallah hocam. Bu hakikaten hem az önce yani birinci bölümde bahsettiğiniz o sosyal yapı, siyasi yapı, kültürel yapı ile buradaki hikaye aslında tam da örtüşüyor yani. Dolayısıyla burada kıssa diyelim siz salt bir hikaye olmadığını ifade ettiniz. Kıssa örtüşüyor. Buradan şunu da çıkarmak mümkün mü? Ya da siz bahsettiniz ama galiba anladığım kadarıyla bu aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üstün özelliklerini de anlatan bir kitaba dönüşüyor bu sefer. Elbette yani onu siz eğer en üstün, en eftal olarak görmezseniz ona olan bağlılığınızda zayıflama oluşur. Yani şimdi bugünlerde tartışılan Hazreti Peygamber de bir beşerdi. Hı hı. O da bir insandı. Onun işte sadece tebliğ ve irşat görevi vardı. Mübelliydi. Hı hı. Onun ötesinde bir şey yok gibi tırnak içerisinde bir düşünce, bir fikir, bu batini fikir, ta o dönemlerde ortaya atılan batini fikir bugün çok yeniymiş gibi modern bir fikir olarak insanlara aktarılıyor. Tamam beşerdi ama lakel beşer. Tamam beşer ama senin gibi değil yani. O gelenekte buna bu şekilde bakıyor. Risaletle, nübüvvetle görevlendirilebilecek bir vasfa haiz, o vasfı taşıyan bir peygamber. Bunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Evet. Yani günümüzde maalesef bu anlamda pek fazla ciddi çalışmalarda yapılmıyor. Sadece aksiyonel olarak reaksiyoner bir kısım yaklaşımlar sergileniyor. Reaksiyoner bir yaklaşım sergilenmedi Süleyman Çelebi. O andaki inancını, düşüncesini, inandığı hakikati dile getirdi. Hocam şöyle bir şey söylemek isterim burada. Hani felsefi literatürde peygamberlerin aynı zamanda hani imanı, kitabı öğrettikleri kadar aynı zamanda bir toplum kurucu olduklarından da bahsedilir. Ben buradan şunu da anlıyorum o zaman. Süleyman Çelebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı baştan sona yani onun doğumundan BİSET'e biraz belki daha ayrıntılı anlatacaksınız mucizelerine, ahlakına anlatırken bir yandan onun peygamberliğini ispat ederken diğer yandan da onun bir toplum kurucu rolüne de vurgu yapıyor. Bu bahsettiğiniz siyasi ortamı dikkate aldığımızda şunu da söylemiş oluyor. Kardeşim gelin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında onun rehberliğinde birleşelim ve toplumu onun inşa ettiği, onun öğrettiği temeller üzerine inşa edelim bir mesajda böyle algılanabilir gibi geldi bana şimdi bu söylediklerinizden. Yani ondan kalan bize miras, o iki miras değil mi? Yani iki tane temel miras var, Kur'an ve sünnet. Evet. Bu iki mirasa sahip çıkalım. Temelde bu var ama işaret ettiğiniz o toplum kurma meselesi sadece felsefecilerin bir konusu değil. Görebildiğim kadarıyla siyasetnamelerde de doğru. Bu konu çok ele alınan bir konudur. Nizam-ı alem dediğimiz, nizam-ı alem bugün çok dar anlamda bir siyasi görüşün fikri olarak lanse ediliyor. Ama bu değil yani. Nizam-ı alem, alemin sünnetullah, Allah düzeni kurmuştur. Bu kurduğu düzenin uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan ilahi emirler çerçevesinde bir hikmete mebni her şey yaratılmış. O hikmete mebni çalışmasını, devam etmesini, varlığın sürdüren ve onu insanlara anlatan, onun sürdürmesini öğreten ve insanların bu dünyayı, bu hayatı imar ve inşa konusunda ilahi bağlam içerisinde, perspektif içerisinde bir bakış açısı sunmalarını sağlayan peygamberlerdir. Dolayısıyla peygamberler sünnetullahı, adetullahı, o nizamı, alemi tesis eden siyasetçilerdir. Eyvallah. Siyaset hayatı anlamak ve anlamlandırmaktır. Ve bu siyaset yapılırken, bu düzen, ilahi düzen, tevhid ekseni düzeni kavrarken aslında insanlara iki şey de kazandırılıyor. Yani imanın yanında iki şey de kazandırıyor peygamberler. Bu misyonları, bu görevleri de var. Peygamberimiz için de o ismi kullanıyoruz ya, el-muallim diyoruz. Evet. Öğretmendir peygamberimiz. Gerçek öğretmendir. Baş öğretmenimizdir. Nedir o? Kültür inşa ediyor. Dil inşa ediyor.
Bakın toplumu inşa etmenin yolu o topluma dönük bir kültür inşa etmeniz. Ve o toplumun muhayyilesini oluşturacak, düşünce dünyasını oluşturacak bir dil sunmanız lazım. Yani bu konuyu çok ayrıntılı üzerinde durmak istemiyorum. Belki başlı başına konuşulması gereken bir kesinlikle. Konu. Ama şimdi Peygamberimiz geldi. Bir dönem Ebul Hikme olarak bilinen kişi Ebu Cehil oldu mesela. Evet. Yani isimler değişti, kavramlar değişti. Cahiliye dönemi diye bir kavram ortaya çıktı. Müşrik toplum kavramı çıktı. Ve sadece ibadetlerimizle ilgili değil, sosyal hayatımızla ilgili, insanlarla olan ilişkimizle ilgili bir perspektif meydana geldi. Bir kültür, işte bayramlar çıktı, daha başka şeyler. Dolayısıyla peygamberler dil kurucularıdır. Hı hı. Yani dil derken kastettim Türkçe, Arapça, Farsça demiyorum. Yani kavramsal bir evrene bakış, bir hayata bakış, bir bilgiye bakış, insana bakış. Bütün bunları değiştiren, dönüştüren hem kavram yani namaz kavramını da değiştiriyor, insanın evrene bakışını da değiştiriyor. Onu tabii felsefeciler bunu ne yapıyor? Filozof diyelim. Eğer kendi düşüncesiyle, kendi sezgisiyle ya da imali fikriyle bir yere kanıt. Ama peygamberler, Hazreti Peygamber başta olmak üzere risaletle, nübüvvetle görevli olan peygamberler ilahi nizam vahiyle, vahiy mübinle bunu kurmaya çalışıyor, kuruyorlar. Çalışıyor demeyelim, böyle bir vazifeleri var. Evet. Dolayısıyla peygamberimiz bir toplum inşa etmiştir. Bu inşa etmiştir kavramını sadece Mısır'dan yapılan tercümelerden yola çıkarak söylemiyorum. Ya da Hint alt kıtasından yapılan tercümelerden. O sosyal okumalar siyasi düşüncede de bir daralma meydana getirdi. Daha geniş bir bağlam içerisinde bakmamız lazım. O geniş bağlam içerisinde baktığımızda o vahiy mübinle birlikte peygamberler hakikaten birer düzen kurucularıdır ve gerçekten siyaseti ortaya koyan isimlerdir, kişilerdir. Şimdi burada Vesilet-ül Necat'ta da bu veriliyor. Yani toplum tamam bir kaotik ortamdayız. Bu kaotik ortamda birileri Mehdilik, birileri Mesihlik, Mesihlik akım içerisinde olabilir. Ama arkadaşlar zihnen dağılmayalım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İktisadi problemler çözülür. Siyasi istikrarsızlık zaman içerisinde çözülür. Güçlü bir lider gelir onu çözer. Ama zihni parçalanmışlığı çözmek kolay değildir. Evet. Zihni parçalanmışlığı çözmenin yolu fikirlere karşı aksülamelle şiddet uygulayarak bir mücadele etmek yerine sağlam bir fikri ortaya koymakla mümkündür. Eyvallah. Hocam, bu onu sağlamıştır. Sağlam bir fikirdir bu. Eyvallah. Biraz şeye dönelim mi? Buyurun, Süleyman Çelebi'nin hayatını... Felsefenin dışına çıkalım diyorsun. Yok yok. Tamam. Şu yani kitabı konuştuk. Kitabın aslında bugünden geriye doğru gittik. Yani bugünkü serüvenini konuştuk kitabın. Geriye doğru gittik. Sebebi telif ve o çerçeveyi konuştuk. Biraz Süleyman Çelebi'yi tanıyalım mı? Yani bizi izleyenler şunu da yani bu kitabın yazarı Süleyman Çelebi hakkında da birkaç bilgi öğrensinler ya da duysunlar ya da en azından programda bunu da şey yapmış olalım. Şuradan başlayalım. Çelebi ne demek hocam? Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Oradan başlamakta fayda var. Eyvallah. Buyurun. Çelebi çalap kelimesinden türer. Çalap tanrı demektir. Hı hı. Çelebi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kişiler. Ama bu herkese söylenmez. Çok güzel. Çelebi bizim toplumumuzda yani Çelebi ile ilgili ıslahi manasına baktığımızda bir, Mevlana Celaleddin Errumi'nin ahvadına söyleniyor. Çelebiler işte Veled Çelebi diyoruz en son değil mi? Allah rahmet eylesin Amil Çelebioğlu hocamız vardı. O aileden geldiği için Çelebi ismini alıyor. İki, Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin ahvadından gelenler ki Bektaşilik'te evlenmiştir, evlenmemiştir o da ayrı bir konu. Dedegan Babagan kolu. Ama evlenmiştir ve çocukları vardır denilen o görüşe göre Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin evlatları da Çelebi'dir. Çelebilik önemli bir konudur. Üçüncüsü siyasi bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ali Osman evladına Çelebi denilir. Süleyman Çelebi gibi. Öteki Süleyman. Süleyman Çelebi ayrı. Tabii öteki Emir Süleyman, Süleyman Şahı. Emir Süleyman evet. Emir Süleyman. Yani Osmanlı şehzadelerine Çelebi denir. Çelebi Mehmet örneğinde olduğu gibi mesela.
Çelebi, hepsi Çelebi'dir. Yani doğar doğmaz o Çelebi'dir. Çünkü neden? İlahi lütfa mazhar olmuş bir ailenin çocuğudur. Her üçü de aynı zamanda. Yani bunu İdrisi Bitlisi'nin siyasetnamesinde bu çok hoş bir şekilde tasvir edilir. Doğrudan Çelebi kavramını ifade etmiyor ama yani ruhani hilafet de maddi hilafeti ayırıyor ve bu hilafetin Allah'ın bir lütfu olduğunu, ruhani hilafet de kastettiği şey işte Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi. Ama bazıları diyor hem ruhani hilafeti hem de manevi hilafeti buluşturur. Bu hilafeti tam olur diyor. Hmm. Tam hilafet. Hilafet kavramını açıklarken Osmanlı'ya bakılan yani kayıboyundan gelen işte Osman Gazi'nin ahfadına bakılan şey bizim genellikle siyasetname yazanlar ve diğer kültür tarihçilerin baktığı şey hilafeti tamı kazananlar. Hmm. Yani Yavuz daha henüz Yavuz Sultan Selim Memlüklü'den hilafeti almadan önce de bu vasıfları haizdi şeklinde düşünülüyor ve o aileden gelenlere Çelebi deniliyor. Eyvallah hocam bunun, çok güzel oldu. Yani. Bunun dışında Çelebi'nin bir başka anlamı daha var. Yani tamam asalet yönüyle şeyden gelmeyebilir ama Çelebi'liği bizzat hak eden kişiler vardır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan... Herkese de söylememişiz evet. Yani. Mesela kimler? Birkaç tane isim zikredeyim. Hı hı. Süleyman Çelebi bunlardan birisi. Süleyman Çelebi aynı zamanda devleti kuran Osmanlı'yla da akrabalık bağı var. Biraz sonra konuşacağız hı hı. belki. Ama mesela Aşık Çelebi var. Hı hı. Aşık Çelebi biliyorsunuz Meşayir-i Şuara yazdı. Ravzat-ı Şuara evet. Başka eserler de var. Nakib-ül Eşraf Seyit'tir. Bursalıdır. Ama Üsküp'tedir. Gazi Baba diyebilirler Üsküp'ler. Aşık Çelebi. Orada kadılık yapmış. Öyle adil davranmış ki bir veli olarak anılıyor. Şair aynı zamanda, mütercim. Katip Çelebi var mesela. Katip Çelebi. Katip Çelebi devşirme çocuğu aslında. Ama öyle güzel eserler yazmış, öyle Çelebi tavır içerisindeki mustani ve öyle güzel ahlaka matuf ki sahip ki Çelebi denilmiş. Ve daha sonraki dönemlerde bu Çelebilik genellikle Evliya Çelebi falan. Evliya Çelebi gibi ahlaki açıdan olgun insanlara verilen bir isim olmuştur. Süleyman Çelebi bütün bu vasıfları haiz bir kişidir ve Çelebi'dir. Eyvallah. Hocam ailesi hakkında bir bilgimiz evet, var mı? Tabii bilgimiz var. Ya yani Süleyman Çelebi hakkında malumatımız az da olsa var yani. Hı hı. Diğerleri mesela Yunus Emre gibi falan değil yani. Meşhur meçhullerden diyorum ben onların bazılarına. Çok meşhurlar ama meçhuller. Evet. Ama Süleyman Çelebi hakkında temelde Tezkiret-i Şuaralar, tarih kaynakları, Gelibolulu Ali gibi, İsmail Beli gibi efendim ilk tezkerelerimiz Sehi Bey gibi Hazret hakkında bilgiler verir ama bu bilgilerin bir kısmı karışıktır. Yani karıştırılır. Bizim geleneksel bu rical kitaplarında olduğu gibi bir Türk kültüründe de Türk edebiyatının ve ilim hayatında temayüz eden isimlerin birbirine karıştırıldığı görülür. Hmm. Burada da bir kısım karışıklıklar var ama kolay anlaşılsın diye çok işin şeyine evet, girmeden bir iki şey söyleyeceğim. Şey yapabilirsin. Bir, dedesini biliyoruz. Hmm. Dedesi Şeyh Mahmut. Şeyh Mahmut hakkında İsmail Beli Osman'ın ilk şairidir diyor. İlk şiir yazan kişidir. Gelibolulu Ali diyor ki şairliği pek fazla şey yapmaz, pek fazla şiirini bilmiyoruz ama alim birisi diyor. Hmm. Ama alimliğini ortaya koyan eserler de yok şu anda. Kayıp yani. Nedir alimliği? Davud-u Kayseri ile biraz karıştırılır aslında. Yani Osman'ın ilk müderrisidir. İznik'te Orhan Gazi ona bir medrese yapmıştır. Tahsis etmiştir. Hı hı hı. Hususu şerh etmiştir denilir. Şarihi fusuk ki bu anlatılan şey Davud-u Kayseri için de geçerlidir. Aynı medresede de görev yapmış olabilirler. Ya da iki tane farklı medrese de olabilir. Bu kadar bilgimiz var. Bir başka bilgimiz daha var Şeyh Mahmut'la ilgili. Orhan Gazi'nin bazı kaynaklara göre, bazı kaynaklara göre de Osman Gazi'nin kayınbirader olarak anlatılıyor. Hmm. Muhtemelen Orhan Gazi'nin kayınbirader olması daha kuvvetli muhtemel. Çünkü Süleyman Paşa, Orhan'ın oğlu Süleyman Çelebi diyelim aslında. Süleyman Çelebi büyük, Süleyman Paşa diye maruf bilinir. Rumeli Fatih'tir. Bizim ilk Gelibolu'ya çimpeye çıkan. Ya çıkan kişidir. O Gelibolu'ya çıkıp bu fetihleri yapınca bunu bir beyti zaten var. O beyit de bunu anlatıyor. Yani şimdi doğrusu hatırlayamayacağım ama diyor işte suya seccade salmışsın. Efendim boğazın iki yakasını birleştirmiş Rumeli'de fetihler yapıyorsun diyor. Yeğenine böyle bir
Melih'te bulunuyor. Dede bir alim, sonuçta alim ve devleti kuran, aileyle ırsiyet, İç içe, evet, ırsiyet bağı var. İkincisi, babası hakkındaki bilgiler de kaynaklar ihtilaflıdır. Ama işte İvaz Paşa'nın oğlu olduğu söylenir. İvaz Paşa'nın oğlu olmadığı açık yani. Kronolojik olarak bu mümkün değil. İvaz Paşa da çok önemli bir isim. Tokatlı, Bursa'nın imarında bulunmuş ama bir haksızlığa uğradığı için de gözüne mil çekilmiş. Trajik bir hikaye yani. Tam bir roman konusu. Genellikle kaynakların ittifak ettikleri ve ben Deniz'in de tercih ettim, öyle düşündüğüm bir şey var. Çünkü aile yönetici bir aile. Dedesi Ahmet Paşa'dır. Birinci Murad'ın vezirlerindendir. Bu çok önemli bir konu. Burada bir şey söylemem gerekiyor. Birinci Murad aslında devleti sistemleştiren kişidir. Yani düzenli orduyu kuran, istihbaratı kuran, yolunuz Hüdavendigâr Camii'ne düşerse, Hüdavendigâr Camii'nin üstünde bir medrese vardır. Aslında sadece medrese değil, bilgi kaynağı orası yani. Devletin bilgilerin oluştu. Onun veziridir şeklinde bir yaklaşım var. Dolayısıyla Süleyman Çelebi devletle, devleti kuran aileyle yakın bir ilişkisi var. Bir devlet adamının, bir alimin ailesinden gelen bir muhite sahip. Hocam bu aslında şeyi de hani Vesilettin Necat'ın bağlamında hakikaten tekrar aydınlatıcı bir şey oldu. Mahmut Paşa dediniz. Bir yandan paşa olarak biliniyor, bir yandan da Ahmet Paşa babası. Ahmet Paşa babası, dedesi. Şeyh Mahmut dedesi. Dedesi. Evet. Yani dedesi vesilesiyle ilmi tevarüs ediyor. Babası vesilesiyle de bir anlamda bürokrasiyi de biliyor. Devletin kuruluşunu da. Dolayısıyla hem maddi hem manevi tarafın kendinde bulunması itibariyle de bir Çelebi. Yani buradan beka meselesi diyoruz ya. Beka kavramı son yıllarda çokça kullanılıyor. Asıl beka meselesini görüp o meseleyi çözmeye matuf bu eseri yazmıştır. Yani o dönemde Garipname'de de benzer bir şey var. Tabii Garipname de bunun kaynaklarından birisidir Süleyman Çelebi'nin. Garipname Osmanlı Devleti kurulurken, o kuruluş aşamasında yani Aşık Paşa tarafından yazılıyor. Bu ikinci kuruluş o zaman şey Çelebi devleti Mehmet. Kuran metin yani beka meselesinin farkına varan bir kişi. Evet. Hocam bu metne siz aynı zamanda kurucu metin ya da kök metin de diyorsunuz. Sırf bu yüzden diyorsunuz. Yani buraya salt atıf yapayım diye söylüyorum. Yani belki bu konuda yeri gelmişken Eşref Bey'i söyleyeyim. Kurucu metin yani kuruculuk sadece Süleyman Çelebi'nin mevlidi için söylemiyorum. Ve kurucu metinle ilgililerle ilgili bu sene aslında depremden önce sürdürüyorduk. Başlattığımız seminerler vardı. 2017'den bu yana kurucu metin kavramı üzerine düşünüyorum. Yani bu toprakları Müslüman kılan, bizim kılan, vatan kılan, Türk kılan metinler nelerdir? Onların tespiti ve onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu yakın zamanda inşallah dua buyurun. Bu eserleri teker teker tanıtan bir kısım şeyler hocam çok müjde verdiniz. Yani Allah sahibinizi hem meşgul eylesin hem size güç kuvvet versin. Süleyman Çelebi aynı zamanda bir imam değil mi hocam? İmam. Şimdi eğitimiyle ilgili çok fazla bilgimiz yok. Ama o dönemdeki eğitim biliyorsunuz genellikle hocadan, ustadan öğrenilir. Bir medresede tahsil gördüm onu bilmiyoruz. Fakat işte babasından, ailesinden, devrin büyük alimlerinden ders almış olması kuvvetle muhtemeldir ki imam ama imamlıktan önce yaptığı bir şey var. Yani bunun hususen altını çizmek istiyorum. Bir devlet adamı vasfı var. Sadece devlet adamı bir ailesinden gelmiyor. Sultanın, Yıldırım Bayezid'in çocuklarının müsahibi, Emir Süleyman'ın müsahibi ve diğerlerinin. Yani müsahip sadece sohbet arkadaşı anlamında düşünmemek gerekiyor. Yani Atabey gibi belki düşünmek lazım. Yani onları yetiştiren, onlara rehberlik yapan kişi olarak. Dolayısıyla iyi yetişmiş birisi olduğu kanaati var. Yani o iyi yetişti ama nerede yetişti? Elimizde bir icazetnamesi falan yok. Sonra sultanın divan imamlığını yapıyor. Yani saray imamlığını yapıyor. Bu da önemli bir konu. Sadece imamlık, namaz kıldırmak olarak düşünmeyelim. Yani eskiden Selçuklu döneminde ve Osmanlı'nın başlangıcında bu tür imamlara fakı deniliyor. Dursun fakih mesela. Evet. Yani temel dini meselelerin sorulduğu, müftüden önce belki kafaya takılan meselelerin sorulup çözüm arandığı bir kişi.
sultanın itimat ettiği bir kişi, fikrine değer verdiği bir kişi, ilmine değer verdiği bir kişi. Sonra Ulu Cami inşa olunca Ulu Cami'nin imamı olarak atanıyor. Ulu Cami'nin imamı olmak önemli bir şey mi? Önemli bir şey. Neden hatta hocam? Ben Deniz Ulu Cami kitabım var. Burada o kitap var mı koymuş muyuz bilemiyorum. Yani İngilizcesi de var o kitabın. Çok farklı hocalarımızdan uzun süren bir çalışmanın neticesinde yayınlandı. Burada yok hocam. Orada yok. Dostlarımız bakabilirler, internetten görebilirler. Ulu Cami'de imam olmak diye bir yazı da yazdım öyle. Süleyman Çelebi'yle. O zaman iyi noktadan sorduk hocam. Tabii iyi noktadan sordunuz. Hatta şu şeyi gösterebilirse arkadaşlarımız 3 ve 4. fotoğrafları. Ulu Cami'yi dışarıdan uzaktan da görmüş oluruz. İçini gördüler herhalde sanıyorum. Ama bir de dışını da görmüş olalım. Şimdi Ulu Cami burada hocam. Ulu Cami evet. Yani Ulu Cami bu gerçekten Bursa'da efendim kitaplardan birisinden aldığımız bir şey. Ulu Cami Osmanlı'nın vizyon eseridir. Osmanlı'nın ufkunu gösterir. Yıldırım Beyazıt'ın Nibolu zaferinden sonra yaptığı bir mabet ve ulu mabet. Buna Cuma Camii ya da Mescid-i Kebir de derler. İşte Şam-ı Şerif'teki Emeviye Camii, İsfahan'daki Cuma Camii, Selçuklu'nun ilk camilerinden birisi. Bunun Sivas'ta Ulu Cami, Erzurum'da Ulu Cami. Evet, Selçuklu bunu yaptı. Yani o Artuklular Selçuklu bunu yaptı. Bu geleneği sürdürüyor. Yani bu şu demektir. Ulu Cami yapmak, büyük cami yapmak vizyonunun, ufkunun ne kadar geniş olduğunu gösterir. Farklı mezhepler, farklı meşrepler, meslekler orada cem olsunlar. Birlikte cuma kılalım. Bu önemli bir şeydir. Şimdi orada namaz kıldıracak, orada imamlık yapacak kişi de o vasfa sahip olması lazım. Yani farklı mezheplerin içtihatlarını bilmesi gerekir. İnsanları tesamuhla, insanlarla konuşması, kavli lehinle konuşması gerekir. İlmen kuşatıcı olması lazım. Ve siyaseten de bir nizam-ı alem bilincine sahip olması lazım. Bu bakımdan bu camide imam olmak basit bir konu değil. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. O bakımdan Süleyman Çelebi'nin yani mesela bu Süleyman Çelebi'nin Mevlid'den başka eseri var mı yok mu o da hep tartışılan bir konu. Muhtemelen vardı ama biz bilemiyoruz. Nitekim bu son neşirde o yazma eserde bazı şiirlerini de görüyoruz. Nahtlar var. Üslup aynı üslup yani. Mevlid'e girmemiş. Mevlid'e girmemiş ama demek ki şairliği var. Evet. Fikri var, ilmi var. Alim bir zat. Hocam bir zaten şöyle ben tevhid bahsini okuyan bir kimse gerçekten tasavvufun, kelamın ve felsefenin en derin meselelerine vakıf olması lazım ki o beyitleri yazı. Ben başka türlü ihtimal vermiyorum yani. Doğru. Tasavvufi neşvesi hakkında bir şey söylemek yani, ister misiniz hocam? Mesela oraya gelmeden izin verirseniz tabii, yani tabii, bu eserin yazıldığı dönemde Molla Fenari. Bu eserin yazıldığı dönemde İskendername şairi Ahmedi oralarda. Yani Ahmedi ki İskendername başından sonuna kadar bir felsefi metindir. Yani hemen şunu söylerler bizde. Ya bizde felsefe yok. Bizde düşünce yok. Bizde hikmet var. Yani hikmet var. Hikmetin adı hikmet olduğu için hikemi tarz diye bir tarz var. Bunların her birisi birer felsefi metin olarak ele alınabilir. Yani ahkam kesiyor hoca demeyin lütfen. Yani ben okudukça bunu görüyorum. Yani ya bak diyorsunuz. Aristo'yu bilmeden Aristo'yu şeye sokamaz. Ahmedi'yi. İskendername hakikaten öyle bir kitap hocam. Bir dönem Mevlana'nın oradan oraya atlıyor gibiyiz ama kusura bakmayın söz sözü açıyor. Mevlana'nın hangi kitaplar okudu, neler okudu, hangi ilimlerle meşgul oldu o beni bendenizi meşgul etmişti. Antik Yunan felsefesini çok iyi bildiğini, Hint felsefesini çok iyi bildiğini görüyoruz. Bunlarla ilgili Şam'da yani Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi alıp götürüyor Şam'a. Hocası, özel hocası bir bakıma Lala gibi, Atabey gibi özel hocası Tirmiz'den kalkıp gelmiş babasının şeyi. Ve bu dersleri, tahsilleri görüyor yani. Mantık okuyor. Yani bu eseri okuduğunuzda zaten mantık okuduğunu da göreceksiniz. Mantık dizgisini göreceksiniz. Varlık, bir kozmogoni, yaratılışla ilgili bir perspektifi var. Bu bakımdan yaşadığı çağın
düşüncesi ne, ilmi ne, hangi konular tartışılıyor, buna vakıf bir kişi. Eyvallah hocam, 15 dakikamız var. Evet. Az bir zamanımız var aslında, evet. Ama benim merak ettiğim çok şey var. Evet. Dolayısıyla şey yapan biraz... Nasibimiz kadarıyla konuşacağız. Eyvallah. Tasavvufi neşvesi var. Sormuştum. Bir de var. Bu çerçevede Emir Sultan'ı da analım, evet, diye onunla ilişkisini de merak ediyorum. Evet. Şimdi tasavvufi neşvesi konusunda yani bazı tezkereler doğrudan Emir Sultan'ın halifesi olarak da zikrederler. Hmm. Yani bunlara ne kadar itimat edilir bilemem. Ama Emir Sultan'ın muhitinde yetiştiği anlaşılıyor ki Emir Sultan'ın muhitinde yetişmiş olmasının şu anlamda da önemlidir. Yani Aşık Yunus, Bursalı Aşık Yunus'un şiirlerinde de genellikle peygamber sevgisi hep ön plana çıkıyor. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yine aynı gelenekten gelen Yahya bin Bahşi var. Hı-hı. Yahya bin Bahşi'nin de bir mevlidi var. Yani Emir Sultan'ın muhitinde peygamber sevgisi çokça konuşuluyor. Kübrevi dervişi biliyorsunuz. Buhara'dan kalkıp gelmiş. Hı-hı. Ama bir başka konu da şu. Emir Sultan geldiğinde Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evleniyor. Ailevi bir akrabalık yakınlıkları da var. Süleyman Çelebi de öyle bir yakınlık içerisinde. Burada bazı alimlerin bir kısım metinleri okuduklarını kaynaklar zikreder. Mesela Molla Fenari. Hı hı. Ki Molla Fenari gerçekten önemli ve günümüzde de onun üzerinde çok konuşulması lazım. Molla Fenari isminin çokça duyulması lazım. Bir filozof. Kesinlikle. Bir filozof. Bir hukukçu. Devletin bürokrasisini kuran, sistem kuran bir kişi. Müfessir, mantıkçı. Müfessir, mantıkçı. Matematik şeyi tarafı var. Molla Fenari'nin Emir Sultan'ın civarında, yani o, hı hı, muhitte mihver, merkez şahsiyet, kutup Emir Sultan ve orada Sadreddin Konevi'nin İbnül Arabi şerhlerini okuduğunu kaynaklar zikreder. Hı hı. Yani bunu muhtemeldir ki bu derslere katıldı. Hazret bu derslere katıldı. Çünkü eseri okuduğunuzda özellikle yaratılışla ilgili, yani o kozmogonik, hı hı, perspektifle alakalı, sadece tevhidle ilgili değil, kozmogoniyle ilgili, yani o vücut mertebeleri, meratibül vücut dediğimiz İbnül Arabi felsefesinin orada yedirildiğine tanık oluyorsunuz. Hülasa sufidir, hı hı, ama bu sufiliği ilmi bir sufiliktir. İlmi bağlam içerisinde ve o Emir Sultan civarında, Emir Sultan muhitinde kendini bulmuş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Eyvallah. Hocam, hep konuşurken bahsettiniz ama derli toplu olması açısından Vesiletün Necat'ı bir genel bir tanıtacak olursak, yani burada evet peygamber sevgisi merkezde ama bu peygamber sevgisi nasıl tezahür ediyor bu kitapta? Kitabın bölümlerini, yani okuyucu, biz evet şeyde mevlitleri dinliyoruz ama galiba anladığım kadarıyla mevlitte de bu kitabın hepsi okunmuyor. Burada çok sayıda beyit var çünkü. Kitabı bir genel olarak tanıtırsak bu anlamda derleyici, toparlayıcı da olur. Şöyle ifade edeyim, bölümleri, hı-hı, açısından söylüyorsunuz ama öncelikle Süleyman Çelebi'nin eserinin bir kurucu metin olduğunun bir daha altını çizeyim. Eyvallah. Kurucu metin derken kastettiğimiz devleti kurma meselesi ayrı bir konu. İkinci defa kurmuş. Şiir kurdu. Şiir geleneği işte. Şiir geleneği derken Türk edebiyatı içerisinde mevlid türünün oluşmasını sağladığı gibi Mucizatün Nebi, Esma-ül Nebi, Hilye-i Nebi gibi eserlerin de ilk izlerini biz burada görüyoruz. Hı hı. Zengin peygamber merkezli, Hazreti Peygamber merkezli bir edebiyat kurmuştur. Ve din dilini, ilmi dili biraz Türkçeleştirdi ve camiye soktu. Mabede Türkçeyi, hı hı, soktu. Hı hı. Kültür kurdu. Mevlid cemiyetleri, mevlid ihtifalleri, mevlid buluşmaları. Bu da bir kuruculuktur. Bir gelenek inşa etti. Mevlidhanlık diye bir kavram oluşturdu. Bir gelenek inşa etti. Ha, bu dili, edebiyatı sadece Türkçe için kurmadı. Gönül coğrafyamızda bir Arnavut İslam edebiyatından söz edersek ki böyle bir kavram var bugün kullanılıyor. Hı hı. Arnavutluk'ta tartışılan bir kavram. Bunun ilk nüvelerini oluşturan şey Vesiletün Necat'ın tercümeleridir. Boşnak edebiyat için de öyle. Bir Kürt İslam edebiyatından söz edilecekse ki edilmelidir. Hı hı. Bunun da doğrudan tercümeleri yok ama nazireleri vardır. Dolayısıyla bir kurucu metindir. Ve bu kurucu metin tevhidle başlar.
Ben hülasa kitabı açmayayım, özet söyleyeyim. Tevhidle başlar. Çünkü bizim bütün eserlerimiz tevhidle başlar. Yani hamdele ve salveledir. Allah'ın zikredelim evvela. Allah adun zikredelim evvela. Vacip olduğu cümle işte her kula. Bir mesnevi failatun failatun failun. Bütün eserlerimiz. Yani tıpkı risalelerde sizin işte felsefi metinlerde okuduğunuz nasıl hamdele salvele varsa. Evet. Tevhidle başlar, münacatla devam eder. Münacat hemen tevhidin arkasında bir niyaz bölümü var. Ve o niyaz içerisinde Süleyman Çelebi öylesine güzel bir şey yapmış ki kendisine de Fatiha okutturuyor. 600 yıldır çok iyi. Bu eseri okuyanlar Süleyman Çelebi'ye de Fatiha okuyorlar. Müthiş bir şey yani. Ve hemen arkasından alemin yaratılışı, kainatın yaratılışı konusu anlatılır. Farklı farklı nüshaları var yani Mevlid'in. Yani nüshalar derken bazen buna ilaveler yapılmış. Efendim zaman içerisinde hattatlar ya da Mevlid okuyanlar ilaveler yapmışlar, yeni beyitler koymuşlar. Hatta hocam şey yani biraz hani sohbetin muhabbetine uygun olmayabilir ama Anadolu'da özellikle kadın okuyucular Mevlid'i okurken diyelim ki bir talimat verecekse hani burası soğuk oldu biraz ısıtın ya da kapıyı açın bunu da o nameyle eklerler yani. Dolayısıyla bu sadece yazılan bir metin değil, yaşayan bir metin. Sürekli, canlı bir metin. Sürekli okudukça yeniden onu yazmış oluyorsunuz. Ama genellikle o alemin yaratılışı, fıtrat-ı alem diye bir bahis vardır. Alem nasıl yaratıldı? Kainat nasıl oldu? Oluş. Bu felsefenin de temel konusudur aslında. Evet. Yani değil mi? Yaratılışı, kainatın mebde varlığı. Mebde dediğimiz mebde, soru. Meat o konu. Hemen arkasından o camideki tartışmayı hatırlatan Nur-u Muhammedi konusu yani bu Delail-i Nübüvve peygamberi Zişan Efendimizin peygamberliğinin daha doğmadan önce temekkün etmesi, onda temekkün etmesi meselesi o anlatılır. O Nur-u Muhammedi'yi seyreder sonra veladet kısmına gelir. Veladet de şaheserdir yani. Sadece veladet kısmını alsanız diğer kısımlar olmasa Süleyman Çelebi büyük şair yapar. Müthiş bir doğum hadisesi anlatılır. Ha bu kaynaklarda yoktu. Şöyle de o onu sanki yaşıyor. Şey veladet bahsi Amine Hatun. Amine Hatun. On, yani Muhammed o annesi. Muhammed annesi Ol Sedef'ten doğdu. Ol Dürdanesi. Dürdane inci tanesi. Evet. İnci tanesi Ol Sedef'ten doğdu. Amine Hatun'u Sedef yapıyor. Ve orada diğer peygamberlerin bütün annelerin Asiye Hatun işte efendim diğer Hazreti Meryem hepsi gelirler. Sırayla geliyor. Bütün peygamberlerin hayatına dokunan o kadınlar, anneler, eşler, peygamberlerin eşleri hepsi Hazreti Peygamber'in veladetine şahit gelir. Böyle bir şey yani, böyle bir işte aynı zamanda yani hem peygamberimizin veladetini anlatırken İslam tarihine de bir dünya tarihine de bir perspektif oluşturuyor. Evet, bir perspektif oluşturuyor. Yani merkeze Hazreti Peygamber'i koyan bir dünya tarih algısı oluşturuyor. Sonra Bi'set-i Nebi, Hazreti Peygamber'in risalette görevlendirilmesi. Hazreti Peygamber'in risalette görevlendirilmesi, mucizeleri, mucizatün nebi, yaşadığı sıkıntılar kısmen, belki bunlar anlatılırken doğrudan doğruya bazılarında ahlak-ı nebi olsa da temel nüshalarda gördüğüm kadarıyla benim neşretimde ahlak-ı nebi yok ama aralarda var. Yani satır aralarında var. Sonra Miracı Nebi vardır. Miraca çıkış. Yani bir setten sonra miraca çıkış fevkalade önemli bir şeydir. Yükseliş, yüceliş. Ve bu yükseliş, yüceliş bizim kültürümüzde Miracı Nebi, Miracı Manevi tarzında eserlerin yazılmasına sebep olmuş. Miraciyeler. Miraciyeler var. Bir de Miracı Manevi dediğimiz. Bu ne demektir? Yani mümin olan, Müslüman olan herhangi birisinin de manevi bir miracı olur. Bu ahlaken yücelmek, ahlaken dönüşmek. Hüsnü hulk dediğimiz, ahlaka hamide dediğimiz o ahlaka, Hazreti Peygamber'in ahlakına dönüşmeyi bir miraç olarak anlatır. Sonra bazı nüshalarda vefat-ı nebi kısmı vardır ve duayla biter. Bazılarında da vefat-ı nebiye çok yer vermez, dua kısmıyla bitmiş olur. Tevhidle başlar, duayla bitirir, niyazla bitirir. Aslında bir müminin mebde, meaş, meadını içeren hem nereden geldim, ne yapıyorum bu dünyada, nereye doğru gidiyorum hepsini içeren bir perspektif var. Şu dikkatimi çekti hocam.
bu delail-i nübüvve mucizelerin anlatılması bir de ahlakın anlatılması aslında bunlar peygamberliğin ispatı ile ilgili konular. Yani peygamberliğin ispatı gelenekte kelamda bir mucizelerle ispat edilir. Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğiyle ispat edilir. Bir de ahlak delili dediğimiz bir şey vardır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadar mükemmel bir ahlaka sahiptir ki ve sadece kendi ahlaka sahip değil, başkalarına da ahlaklandıran bir peygamberdir, bir insandır. Böylesi ancak bir peygamber olabilir diye. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir nübüvvet ispatı metni olarak da okunabilir gibi geldi bana. Bak harika bir şey bu. Benim için bu da benim için yeni bir bakış açısı oldu yani. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şeyle ilgili Vesiletün Necat. Çok özür dilerim. Burada buyurun, belki dua kısmı ile ilgili bir şey söylemem gerekiyordu. Aslında kelam, ilmi kelamın da konularından birisi şefaat meselesidir. Hı hı. Dua kısmı bir bakıma şefaat-ı nebi diye de düşünülebilir. Yani özellikle dua şeyi okunduğu zaman yani oradan bütün bir ümmetin bu günahkar ümmet ona dua eder. İlticagahımız Hazreti Peygamber'dir. Onun Livai Han sancağı altında toplanma arzusu vardır. Bu da önemli bir konudur yani aslında. Şefaatname tarzında eserler de sonradan müstakil olarak yazıldı. Onların da ilk şeylerden, Türkçe ilk örneklerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Hocam kitabın yankısı hakkında konuştuk ama kültürel yankısının hakkında birkaç şey, bir şey sormak istiyorum. Mevlid okuması yani bizim bildiğimiz yani kültür boyutunu soruyorum. Bizim bildiğimiz anlamda Mevlid okuması ne zaman gerçekleşiyor? İşte doğumda, ölümlerde, törenlerde bu şekilde. Süleyman Çelebi döneminde herhalde bu yok. Daha sonra ortaya çıkıyor gibi. Yani şimdi Mevlid hakkında, Mevlid'in bugünkü anlamıyla okunması hakkında iki farklı görüş var. Bu görüşlerden birisi bizzat Hazret'in kendisinin yazdıktan sonra o berhayat iken Mevlid'in Mevlid kandilinde okunduğu söylenir. Ki Mevlid kandilinde okunur aslında Mevlid. Evet. Yani daha sonraki dönemlerde teşrifat-ı kadime dediğimiz yani Osmanlı devlet sistemi içerisinde bir tören, resmi törene de dönüşecek Mevlid kandili kutlamaları. O orada da Mevlid kandillerinde okunur. Bu eser doğrudan Mevlid kandili. Bestelenerek okunması işte ilk Süleyman Çelebi döneminde oldu derler ama daha sonraki dönemlere atıfta bulunur. Bursalı Sekban'ın ilk defa efendim bestelediğini, başka bestelerin olduğunu ki çok farklı besteleri var. İşte Rumeli'de Pirizren, Piriştine'de Cumhur Mevlidi deniliyor. Enstrümanlarla okunuyor. Başka yerlerde de geçenlerde bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Asya'da da bazı bölgelerde de Cumhur birlikte okunuyor. Bazı yerler tekrar ediliyor. Bu daha sonraki dönemlerde Mevlid kandilinin dışında çokça okunuyor olması sonraki dönemlerin bir, işte, muahhar dönemlerin diyelim bir şey. Ama buna bir tarih koyma imkanımız yok. Yani canlı toplum, bir gelenek çünkü tabii bunu canlı bir gelenek. Toplum zor. Şöyle düşünüyor yani çocuğu doğduğu zaman Muhammedi ahlaklı olmasını arzuladığı için Mevlid okutuyor. Yani çünkü o çocuk o Mevlid'in okunuşunu bir şey yapamayacak. Yani çocuk doğmuş duyamaz. Ama şöyle bir şey var. Yani insan kulağından mı yaranır? Yani nasıl ona ezan ve kanaat okunuyorsa isim verilirken can suyu olarak ezan okunuyorsa ağaca can suyu veriyoruz ya. Doğan çocuğa da can suyunu biz ezanla ve kametle veriyoruz. O onu dinliyor. Belki dualar ediliyor o çocuk için. Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklansın diye. Bu anlaşılabilir bir şey ama daha sonraki dönemlerde sevincimizde ve hüznümüzde de ölülerin yani tam aslında sevincimizi de hüznümüzü de ifade eden bir metne dönüşmüş. İşte Saadettin Hoca'nın söylediği gibi toplumsal mutabakat metni olma vazifesini sürdürmüş yani. Eyvallah hocam. Yani hüznümüzde de onu okumuşuz. Bu sonraki dönemlerde ama tarih koyamam yani benim öyle fazla iddialı eyvallah. Bir şey söyleyemem orada. Eyvallah. Antropologların analiz etmesi, çalışması lazım. Sonraki dönemlerde ortaya çıkan bir şey herhalde. Hocam son iki dakikamız
Zaman bitti. Benim öyle de mi? Soracağım eyvallah. Çok soru var. Evet. Ama şunu rica etsem sizden. Mevlid'den bir iki beyit, en azından bir beyit ya da iki beyit. Yani o kitapta şöyle bir şey vardı ya, siz diğer kitapta ha, evet. Beyt. Sizin beytiniz hangisi desem hocam ve onunla bitirsin. Benim bu kitaptaki beytim mi diyorsunuz? Yani tabii nasıl arzu ederseniz. Bu kitaptaki kitabın editörü olduğum için, iki metni yazan birisi olduğum için tevhid kısmından yani Allah Hatun'u zikredelim kısmını yazmıştım. Fakat şöyle bir şey yapayım. Sizin nasibinize bir beyt çıksın. Tefevül yapalım. Ya. Yani çok şerh etmeye de gerek yok herhalde. Sadece buyurun. Okuyayım. Çünkü ol Mahbubu Rahmanurrahim kıldı dünyayı cemalinden naim. Veladet kısmının bir doğumu anlatıyor. Bir fasıl bölümüne geliyor. Fasıl. Bahri'nin. Mahbubu Rahmanurrahim Allah'ın sevgilisi. Yani muhabbet, mahbub, Habibullah diyoruz ya. O kıldı dünyayı cemalinden naim. O dünyaya geldi, doğdu. Cemalinden, güzelliğinden dünyayı nimetlendirdi. Ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemin demiş oldu. Dünyayı güzelleştirdi. Onun doğuşu dünyayı güzelleştirdi. Eyvallah. Nimetlendirdi. Ne kadar güzel bir şey. O doğdu ve dünya güzelleşti. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Evet. İnşallah çıkacak kitaplarınız doğrultusunda başka bir vesileyle belki yine Süleyman Çelebi'yi, belki sonraki Mevlid yazarlarını, belki Alvarlı olabilir, İramcızade olabilir, Ketencizade dediniz. Evet. Ketencizade, evet, onlar hakkında da konuşma imkanımız olur. İnşallah. Geldiniz, çok şeref verdiniz. Son bir şey söylemek isterseniz onunla kapatalım inşallah. Son şey şu olsun. Süleyman Çelebi bunu anlatır. Hazreti Peygamber kâni irfandır. İrfanın kaynağıdır, menbaadır. Peygambersiz bir irfan olmaz. Peygambersiz bir Müslümanlık da olmaz. Eyvallah. Allah bunun farkında olarak hayatımızı idame ettirmeyi nasip eylesin. Çok teşekkür ederim hocam. Amin. Hakikaten geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir program yaptık. Dediğim gibi başka vesilelerle inşallah daha güzel zamanlarda, uzun zamanlarda da konuşmak nasip olur. Muhterem izleyicilerim, Göğerenleri burada tamamlıyoruz. Süleyman Çelebi hakkında konuştuk. Konuğum Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamdı. Bir başka Göğerenler programında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.